İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam Gündem Özel'de malum katliamı konuşacağız. Katliamın gerekçelerini, katliamın nerelere varabileceğini ve sonuçlarını, uluslararası alanda neler yapılabilecek, müdahale mi, diplomasi mi, hangisi barışı getirecek, ateşkes ne zaman gelebilir veya başka ülkelere sıçrayabilir mi, genişleme süreci ve en sonunda da bu soykırımının nasıl cezalandırılabileceği ve uluslararası alanda hukuk nasıl uygulanacak, bunları çok derinlemesine değerli konuklarımızla ele alacağız. Profesör Doktor Celal Erbay, akademisyen, yazar ve siyasetçi, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve Doktor Tarık Cevizci, Orta Doğu uzmanı, aynı zamanda akademisyen olarak da görev yapmakta. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ve Orhan Buyruk, araştırmacı, yazar ve kendisi önemli bir isim aslında. İsrail'i çok çok iyi tanıyan bir isim. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, vakit kaybetmeden hemen programa başlamak lazım. Çünkü gerçekten orada can gidiyor. Orada hak ve haklı artık hangi boyutta değerlendiriliyor dünya gözünde, onu da biraz bu programda ele almakta büyük fayda var. Hak ve haklının nasıl sesi çıkacak, orada nasıl çözüm gelecek, onu göreceğiz. Orhan Bey ile başlayacağız değerli izleyiciler. Orhan Bey, Mossad'ın elinde ciddi anlamda bir süreç gözaltında tutuldu, sorgu geçirdi. İsrail'in yapısını, o bölgenin yapısını ve daha doğrusu Filistin'i aslında çok çok iyi tanıyan bir isim. Şimdi bu savaşın başlangıcına 7 Ekim'e döndüğümüzde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu aslında ev sahibinin eve dönme operasyonuydu. Yani 56 yıldır diyor Guterres ama daha uzun bir süreç aslında. Evet. Filistinliler orada çok ciddi bir sistematik soykırıma, sistematik zulme uğradılar. Bir birikim olarak başlayan bu noktada İsrail'in savaş ilan etmesi, bunu kendi lehine döndürecek boyutta, daha doğrusu kendi lehine demeyelim de Siyonizmin hedeflerine yönelik bir noktaya taşıması bir vahşete dönüştü. Asıl buradaki önemli soru, İsrail belki de ilk önce bunu değerlendirmekte fayda olacak. Aksa Tufanı operasyonunda demir kubbenin altında bu saldırı gerçekleştiğinde haberi mi yoktu sizce? Mossad ve İsrail'in o işte EK1 dediğimiz noktadaki askeri güçleri, işte istihbarat güçleri aslında bir fos muydu? Şöyle, evet, güçlü bir istihbarat ağı var İsrail'in. Bu dünyaca da bilinen bir şey. Ama bu geçilemez, aşılamaz bir şey değil. Geçmişte bir takım hackerların, hatta bunların yaşı 18 olan bile vardı aralarında, İsrail'in sistemine girip saatlerce İsrail'in sistemini kilitlediğini hepimiz şahit olduk. Dolayısıyla böyle bir sistemle siber saldırı noktasında iyi eğitim almış Hamasların olduğunu da biliyoruz. Bu olmayacak bir şey değil. Yani şu soruluyor: İsrail aşılamaz. Dolayısıyla bu aşıldıysa kesin bu işin perde arkasında kesin bir şey vardır. Yani İsrail aşılamaz algısı bunu ortaya çıkarıyor aslında. Halbuki aşılamaz değil. O algı suni bir algı mı diyorsunuz? Bence suni, özellikle mi suni algı? Yani suni bir algı. Ben ellerinde kaldım. Evet, döndükten sonra bana 22 gün kaldım. Şunu soruyorlardı bana. Yani nasıllar? Arka planda ne dönüyor? Dedim ki karşımızda insan var. Değil mi? Yani zaafları olan, onların da dünyaya dair hesapları, kitapları olan, maaş problemleri olan, dünyaya dair hedefleri olan, zaaflar olan insan bunlar da. Karşımıza robot, tamamen kodlanmış, başka gözü hiçbir şey görmeyen bir yapı yok. Karşımızda zaafıyla birlikte insan var. Dolayısıyla İsrail'in aşılmaz dediğimiz bu güvenlik duvarı aşılır.
Bu zor bir şey değil. Yani bir saat boyunca yapılan bir siber saldırı sonucu iletişimin kesilmesiyle o güvenlik koridorundan Hamas mücahitleri girdiler. Bu olmayacak bir şey değil. Yani özellikle o bölgeyi bilen bazı kişilerin de bunu söylemesi beni şaşırtıyor. Yani hayır, biz gördük orayı, burası kesinlikle aşılamaz. Değil, aşılabilir. Demir kubbe için de aynı şey söyleniyordu. Yani demir kubbe kesinlikle aşılamaz. Ama aşılabiliyor demek ki. Yani, yani bunu da gördük. Baktığınız zaman %30'luk bir koruma sağlıyor. Analistlerin açıklamalarına baktığımızda, özellikle yurt dışındaki kanalları izlediğimde, demir kubbenin bir %30'luk koruma sağladığı söyleniyor aslında. Evet, evet. Dolayısıyla ben bu noktada aşılabileceğini düşünüyorum. Yani kendi sorgularımda, orada bana sorduklarında, işin arka plandaki detaylarda ben bunlara şahit oldum. Yani biz karşımızda her şeyi bilen, her şeyi yöneten, her şeyi kontrol eden bir yapıdan bahsediyoruz. Halbuki böyle değil. Mesela şimdi Gazze sınırında güvenlik koridorunu, güvenlik duvarını geçtikten sonra karakollar başlıyor. Bu karakoldakiler, orada görev yapan askerler yıllardır oradalar. Yıllardır görev yapıyorlar ve her gün gelip sabahtan akşama kadar orada oturup yiyip içip yatıp askerliklerini tamamlıyorlar. Hiçbir olayla kolay kolay karşılaşmıyorlar. Bunun bir rehaveti de vardı onlarda. Çünkü şuna güveniyorlar. Bize gelmeden bir güvenlik koridoru zaten var. Aslında, bu zaten aşılamaz. Aslında sizin bu söyledikleriniz şunu çok net ortaya koyuyor. Yani Netanyahu kendi halkını da kandırıyor o zaman. Tabii. Yani kendi askerini de kandırıyor o zaman. Yani bu Siyonizmin Yahudiliğe ihaneti de olabilir aslında. Bir noktada baktığınızda. Evet. Yani burada özellikle o Mossad'da 22 günlük gözaltında neyi gördünüz? Onu biraz detaylandırıp ondan sonra Hamas'a döneceğim sizde. Çok detayını söylemeden şöyle izah edeyim. Mesela yapmış olduğum bir görüşmeni yapmadığımı söylediğimde bana karşıma çıkıp bunu delilleriyle ortaya koyabilecekleri hiçbir şey yok. Hani fark ettim ki böyle sandığımız gibi böyle her şeyi böyle robotik bir sistem. Tabii. Yani. Mesela buradan Kudüs'e giden gruplar, şunlara şahit oldum. Giden grupları uyarıyorum. Turizm ajantalarıyla giden gruplar. 40 kişi gidiyor hocam. 40 kişiden şöyle bir çocuk, bir kadın, bir yaşlı, bir genç, böyle karma pasaportları topluyorlar. Grubu anlamaya çalışıyorlar. Bu grup kim diye. Şimdi grubu alıyor, siz geçin şurada bekleyin, arkadaşlar siz geçebilirsiniz. Dışarıya geçenler hemen dünya ile irtibata geçiyor, arkadaşlarımızı sorguya aldılar falan. Sorgu morgu değil, orada bekliyorlar halbuki, sorgu falan yok. Daha sonra bu kişilerin alıyorlar, pasaportlarında internette bir arama yapıyorlar bu kişiler hakkında. Örnek veriyorum, siz işte Akit TV ile ilgili bir paylaşım yapmışsınız. Sizi çağırıyor, Akit TV ile bağlantın nedir? Teröristleri destekleyen, teröristleri onların sürekli gözündeki, onların gözündeki evet. Yani onu belirtelim. Akit TV ile bağlantı nedir? Şimdi özellikle bir sorgu ortamında terörle suçlanılıp bağlantı nedir cümleler özenle seçilmiş. İnsan bunu duyduğu zaman bir suçluluk psikolojisine giriyor, bir korkuya kapılıyor. Algı yönetimini çok alıyor, şunu düşünüyor. Ya bunlar her şeyi biliyorlar. Diğerini çağırıyor, sosyal medyada paylaştığı herhangi bir şey üzerinden bir soru soruyor. Şunu yapmak istiyor İsrail. Yani her şeyi biliyoruz. Manipülatif davranarak sizi... Sonra o kişileri serbest bırakıyor. O kişiler gruba gittiği zaman diyorlar ki, arkadaşlar aman attığınız adıma dikkat edin. Bu adamlar her şeyi biliyorlar. Dikkatli olun diyorlar. Ondan sonra ördek yavrusu gibi birbirinden ayrılmıyorlar gruptan. Aman bunlar her yerde bizi takip ediyor. Halbuki öyle değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki ben Kudüs'e gitmiyorum. Niye gitmiyorsun? Ben sosyal medyada İsrail'e çok hakaretler ettim. Çok aleyhinde yazılar attım. Eylemlere. Ya dünyada en fazla hakaret edilen, en fazla söylenen ülke İsrail. Aynen. Dolayısıyla İsrail her ülkesine gelip hakaret edeni almaya kalksa ne koyacak yer aslında var? Aslında İrlanda'yı toplu olarak almaları lazım. Kesinlikle. Yani. Ne de onların başına koyacak adamı var yani. Yok, bu kadar böyle bir sistemi yok. Gerçekten yani. Böyle bir sistemi yok. Ben buna şahit oldum içeride. Havalimanında olsun, içeride olsun. Yani bunları bir arada tutan tek bir şey var. Bir Yahudi itirafında şöyle söylüyor. Bizi bir arada tutan tek şey Filistin korkusu. Onun dışında kendi aralarında paramparçalar yani. Peki Hamas tarafına geçelim. Hamas tarafında
Ciddi bir organizasyon var mı? Çok ciddi anlamda aslında siyasal bir aktör olmaya başladı Hamas. Evet. Filistin üzerinde de siyasal bir aktör olmaya başladı. Bunun için soruyorum. Yasir Arafat döneminden sonra özellikle Mahmut Abbas'a dayanan bir sürecin içerisinde, Mahmut Abbas'ın da Rusya ile olan bağlantısını siz de biliyorsunuz. Oradaki bir isimle çok sıkı, hatta talebesi olduğu da söyleniyor. Mahmut Abbas dönemi ve Clinton döneminde o imzalanan, Yasir Arafat'la imzalanan o süreç artık kalkacak mı? Savaşın sonunda tekrar hocama esas yönlendireceğim o soruyu da, sizin oradaki görüşünüzü de alıp hocama geçeceğim. Yani o anlaşma hiçbir zaman yürürlükte olmadı. Zaten şu anda da bir... Uluslararası olarak onu sayıyorlar tabii, ya şu anda. Yani zaten bir hükmü de yoktu şimdiye kadar. Bundan sonra da olmayacak. İşin Hamas kısmıyla ilgili, işin Hamas'ın hazırlıklarıyla ilgili... Tabii bunlar bizim bildiklerimiz, artık kamuoyunda ifşa olmuş ve Hamas'ın kendilerinin ifade ettiği ifadeler. Onun haricinde tabii ki nasıl bir hazırlık var, Gazze'nin altındaki bir şehirden bahsediliyor. Ne kadar bir şehir, ne kadar bir hazırlık var, ne kadar bir askeri var, ne kadar mühimmat var. Bunu henüz kimse bilmiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu ablukaya rağmen, bu zor şartlara rağmen, bu kısıtlamalara rağmen geldiğimiz noktada Hamas'ın çok iyi bir hazırlık yaptığını görmüş olduk. Evet. Bu sadece dışarıya gösterdiği bir yüzüydü. Ebu Beyde ve diğer temsilcilerin açıklamalarında şu var. Bu sadece bir kısmıydı diyor size, evet, gösterdiğimiz. Onu özellikle. Dolayısıyla gerisini... Sizi bekliyoruz, burada sizi karşılayacağız diyor. Ha, bunun ne kadar bir seviyede, ne kadar bir silah, ne kadar bir güç olduğunu kestirmek tabii ki kolay değil. Evet. Zor, bence de bilinmesin de zaten. Bakalım orada ilerleyen süreç neyi gösterecek. Evet, İnşallah. Ekranlarda da görüyoruz. Çocuklar hala maalesef can kayıpları ve bu süreç devam ederken, bugün İstanbul'da büyük bir miting vardı Tarık Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu özellikle dile getirdi. Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor ateşkes için, barışın gelmesi için. Şimdi Türkiye'nin politikasına geleceğim. Aktiften aksiyoner bir noktaya taşınması ve bununla beraber Hamas'ın, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle baktığımızda, mücahitler grubu olarak adlandırılması. Ama bir, Türkiye'de de ve dünyada da, özel Türkiye'de bir kısımda ve dünyada da Hamas'ı şeytanlaştırmak için çaba gösterenler var. Hamas'ı şeytanlaştırmak barışa engel olmaz mı? Aslında Batı'nın baştan beri amaçladığı şey barış değil. Batı ülkeleri, yani özellikle de İsrail'in bütün katliamlarından sessiz kaldığını söylüyoruz, ama bana göre sessiz kalmıyor, tam tersine destekliyor. Bu katliamın arkasında Batı'nın da büyük bir sorumluluğu var. Yani özellikle İsrail Batı'dan aldığı cesaretle daha fazla insanları katletmeye çalışıyor. Dolayısıyla onların kafasındaki şey şu, yani biz bir orada, yani dünyanın da korkacağı bir yapı yaratalım, yani bunu daha da çok şeytanlaştıralım ki bizim oradaki yapmış olduğumuz katliamlara bir meşruiyet zemini oluştursun. Yani Hamas'ın yani şeytanlaştırılmasının arkasındaki yatan şey, buradaki katliamlarının daha fazla yani göz yumulması. Buradan da öte, aslında yapmaya çalıştıkları ilk adımda şey, Gazze'yi boşaltmaya çalışıyorlar. Oradaki insanları oradan uzaklaştırıp ve kendilerine güvenli bir sınır ya da bir güney bölgesi oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün yani yapmaya çalıştıkları şey bu. Yani ağır bombardımanın arka planındaki de sebep bu. Yani burada ciddi bir belki kaçış olur da burada bölge boşalır ve geri kalanlarda biz kara harekatı yaparaktan oradakilerini yok ederiz şeklinde yani planladılar. Ama bunu bir türlü hayata geçiremediler. Çünkü ciddi bir manada Filistin halkının, yani Gazze halkının direnişiyle karşı karşıya kaldılar. Şimdi tabii yani ilk bakıştan beri yapmaya çalıştıkları şey de sizin de ifade ettiğiniz gibi Hamas'ı şeytanlaştırıp orada terörist örgütü gibi lanse edip ve buradan bütün dünyanın bu bölgeye yüklenmesini istiyorlardı. Ama buna karşı çıkan hem devletler düzeyinde, liderler düzeyinde, hem de dünyada ciddi bir yani toplum, yani uluslararası
uluslararası toplum da buna karşı çıkıyor. Bunlar da tabii ki şu ana kadar en azından dillerine tercüman olan Sayın Cumhurbaşkanı oldu ve oradaki Hamas'ı hiçbir şekilde terör örgütü olarak kabul edilmeyeceğini ve hakikaten yani dönüp baktığınız zaman halk nezdinde itibarı olan, hatta 2005'lerde yapılan seçimlerde de ciddi bir teveccüh kazanan bir siyasal bir oluşumdur. Yani silahlı bir grup da değil. Yani onun aslında silahlı grup dediğimiz, yani şu anki direnişi gösteren taraf İzzettin Kassam Tugaylar. Yani aslında siyasi olarak ve askeri olarak birbirinden ayrılmış bir yapı var. Ha, evet, yani her ne kadar birbirlerinden farklı olmasalar da yani sonuçta Hamas siyasi bir oluşum. Siyasi bir oluşumun askeri bir mücadelesi yok. Liderleri şu an belli ve şu ana kadar da herhangi bir silahlı mücadeleye katılmış değiller. Yani evet, silahlı ayağı var bu işin. Diğer taraftan baktığımız zaman mesela İsrail liderlerine, cumhurbaşkanlarına, bakanlarına, bunların hepsinin de askeri görevlerinin olduğunu görüyoruz geçmiş hayatlarında. Ya zaten hepsi ya bakan, ya asker, ya bir rütbeli ve bütün buradaki katliamlara da katılmış insanlar. Şu an onlar hayatlarının son dönemlerinde siyaset yapıyorlar. Hamas'a baktığımız zaman Halit Mişal'in ya da İsmail Haniye'nin ya da işte Mahmut Zahar'ın hangi birisinin bir askeri bir şeyi var? Yani hayatları boyunca geçmişi var, mücadelesi var. Yani bütün askeri ayağını oluşturan grup farklı isimler ve hatta bunu da yani çok gizli tuttuklarını da biliyoruz. Ama Hamas siyasi bir örgüt ve Hamas'ı da yani muhatap da aldılar zamanı vaktinde. Ve şu an Hamas dese ki ben işte yani İsrail haklarını, yani Siyonist hareketin bazı şeylerini kabul ediyorum desem yine onu gene muhatap alacaklar yani. Buradaki yapmak istedikleri şey dediğiniz gibi yani birçok ülkede yaptılar bunu. Suriye'de yaptılar, Irak'ta yaptılar, Afganistan işgalinde yaptılar. Yalanlarla, uyduruk haberlerle, raporlarla burada bir tehlike var diye gösterip ondan sonra saldırılarına meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an yapmaya çalıştıkları şey bundan önce seyrettiğimiz filmlerin farklı bir versiyonları. Buradan açıkçası çok bir şey çıkaramazlar ama dediğim gibi yani dünyayı bütün onlar peki, yönettikleri için. Türkiye'deki siyasilerin, özellikle bir kısım siyasilerin Hamas'ı bu noktada terörist olarak kabul etmesi? Ya bunun hiçbir şekilde oralarla bağlantısında mı kaynaklı? Yani hiçbir rasyonel açıklaması yok bunun. Yani yani Filistin halkının siyasi bir teveccühünü kazanmış bir parti ve seçimlere girmiş ve tamamen siyasi mücadele veren bir yapının askeri bir yapıya sayılması ya da onu terörist olarak baz almaları oradaki mücadeleyi zayıflatıyor. Yani ülkeler de var. Yani o gözle bakacak olursanız biraz önce dediğiniz gibi. Yani tehlikeli bir yaklaşım. Yani bunun hiçbir karşılığı yok. Aslında ne halk nezdinde, yani dünya kamuoyunda da yok. Yani belki batılı birkaç lider bunların yaptığı açıklamada akış tutabilir yani. Onun dışında yani bu açıklamayı yapanlar Filistin davasını bilmeyen ya da İsrail-Filistin mücadelesini çalışmasını bilmeyen ya da insanlar yani çok uzak istediklerini söylüyorlar. Evet, yani herhalde ne diyeyim, yani Batı'dan tercüme ettikleri birkaç haberle, birkaç raporla Filistin'i anlamaya ve bize anlatmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Yani bence yani bölge gerçekleriyle yani kopuk bir açıklama ya da böyle bir yaklaşımın yani hiçbir karşılığı da ne bizde ne de bölge halkında var açıkçası. Diğer ülkelerle ilgili bağlantıları İslam coğrafyasına geçeceğim. Aktif politika ve nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine geçeceğim ama hocam özellikle hukuksal alandaki boyuta biraz gelmekte büyük fayda var. Bir tek Hatay'da galiba bir baro insan hakları noktasında, savaş suçu noktasında bir dava barosu açtı. Bununla beraber uluslararası hukuk kimin hukuk? İlk etapta bunu sormak lazım. Şimdi şu bir gerçek, bu Gazze meselesi yani 7 Ekim'den bu yana alevlendi. Biz hepimiz yani hukuku meslek edinenlerle edinmeyenler herkes Batı'nın, Amerika'nın bu olaylara nasıl baktığını böyle açık seçik gördü. Net bir gördü. Şekilde evet. Şimdi bakın, uluslararası düzeyde uluslararası hukukun bir ilkesi mahiyetinde karar altına alınan, kayıtlara geçen hükümler vardır. Bunlar tabiri caizse arşivde mevcuttur, kitaplardan mevcuttur, raflarda mevcuttur. Bunların mevcudiyeti başka,
bunların pratiğe yansıması daha başkadır. Ben çok sık kullanırdım. Yani çok sık kullanırdım. Hatta Türkiye'de bundan önce yaşamış olduğumuz 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimleri esnasında ondan önce de kullandım bu tabiri ben. Yazdım. Dedim ki, efendim, Siyonist ve emperyalist blok birlikte hareket ediyor. Efendim, her ülkenin geleceğinin kendi kabullenişleri, çıkarları doğrultusunda şekillenmesine özen gösteriyorlar. Nitekim işte Türkiye'de gerçekleşen seçimlerde efendim A'nın değil de B'nin cumhurbaşkanı olmasını istediler. Çünkü A onların kendi çıkarları, dünya düzeni, kafalarındaki dünya düzeni, Siyonist kabullenişin, Siyonist hedeflerin gerçekleşebilmesine yönelik efendim A'nın değil de Türkiye'de B'nin cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Çünkü B cumhurbaşkanı olsa işleri zorlaşacak. Efendim A olursa işleri zorlaşacak, B olursa işleri kolaylaşacak. Bu usta özen gösterdiler. Efendim, şimdi ben bunu çok kullandım. Bu birlikteliği, bakın bu birlikteliği, Siyonist emperyalist birlikteliğini Orta Doğu dahil, efendim Balkanlar dahil, dünyanın neresini ele alırsanız alın, oranın şekillenmesini geleceğe yönelik efendim onlara rota çizilmesini efendim bu birliktelik diyor ki, istiyor ki, iddia ediyor ki burada söz sahibi olan benim, söz sahibi olan benim, benim dediğim olur. Şunu da hiç unutmayın, bakın emperyalizmin tabir caizse formül üreten birimi Londra'dır. İngiliz pratiğidir. Uygulayıcısı Washington'dur. Ama güdülen ana menfaat Siyonizmin menfaatidir. Ya biraz kapalı konuşuyorum. Anladım. Böyle böyle de olsun. Anladım. Siyonizmin efendim hedefidir. Mesela Amerika'da, şimdi Amerika'yı şekillendiren düşünürlerin başında Marx Weber gelir. Bu adam 1920 tarihinde ölmüş bir protestandır, Alman protestandır. Evet. Ve şu cümleme herkes dikkat etsin. Marx Weber liberalizme protestanlık kılıfını geçiren adamdır. Dolayısıyla Amerika'nın efendim ben laikim maikim falan filan demesi, başkasını kandırabilirler, şekillendirebilirler, yönlendirebilirler ama bu işi bilen, anlayan, birazcık efendim sosyolojik tahlil gücü olan kişileri ikna etmeleri mümkün değildir. O Amerika zaman içerisinde zaten protestanlıkta, Katolik'te olduğu gibi, Ortodokslukta olduğu gibi merkezilik yoktur. Evet. Şey vardır orada, onlarda toplama vardır, toplama. Efendim, Hristiyanlıkta kabul edilen 4 tane İncil vardır. İznik'te yapılan konsülde, son konsülde. Evet. Barnabas. Barnabas. Şimdi bunların hepsini bir arada kabul eder protestanlık kabul eder. O Max Weber'in de şeyiyle birlikte, oradaki faaliyetiyle birlikte, Max Weber çalışmasını efendim
Münih, Berlin Üniversitesi'nde yapmıştır. Ama hayatının önemli bir kısmını, meyvelerini orada vermiştir. Amerika'da vermiştir. Ve bunlar bugünden yarın olan şeyler değil. Tabii. Ve böylece evangelist kabulleniş adı altında, evangelizm kabullenişi adı altında Hristiyan Amerika'da evet. Hristiyanlığın bir ne diyeyim ona kabulleniş, anlaşılma, pratiğe yansıtılma tarzı üretilmiş. Üretilmiş. Ha buna bizim vatandaşımızın anlayacağı manada mezhep de diyebiliriz. Yani mezhep demek gidilen yol demek. Onların Hristiyanlık kabullenişi doğrultusunda bu işin pratiğini bu şekilde yönlendiriyorlar. Yani Siyonizmin Hristiyanlığın geçişi. Bak şimdi. Peki ana özelliği ne? Aynı. Ana özelliği Siyonizmle işbirliği. Aynen. Nasıl diyorlar? Bak. Ana kabulleniş bu. Diyorlar ki efendim bu ahdi atik, ahdi cedid kabullenişi. Ahdi atit, ahdi akit, akit eski evet. Eski ahit, eski nedir o? Edit. Tevrat ve Zebur. Zebur. Toplamı? İncil. Yeni ahit? İncil. İncil. Aynen. Ha. Böylece evangelist kabulleniş kendisini Siyonizmin tabir caizse hizmetine adamıştır. Peki burada Siyonizmin hedefi bakın kusura bakmayın. Vaat edilen topraklar. Evet. Vaat edilen topraklar. Biz buna yardımcı olmalıyız. Efendim dolayısıyla onlar oraya gelmeli, yerleşmeli falan. Ve ondan sonra da peki siz yani mükafatınız nasıl alacaksınız? Şu şekilde kendilerini kabul ettirmişler. Biz de öbür tarafta öldükten sonra öbür tarafta mükafatımızı alacağız. Değil mi? Şimdi kabulleniş bu. Aynen öyle. Peki hocam yani sosyopolitik, uluslararası hukuk normları hepsi aslında hikaye. Şimdi bakın. Suç mahkemesinde. Şimdi kendi haklarını da bitiren bir nokta aslında. Uluslararası hukukta savaş suçu diye bir kavram var. Var, evet, Cenevre. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani şöyle bunun bir mizansen, bir şey örneklemeye çalışalım. İki tane pehlivan. Sağ şeye çıktı, mindere çıktı. Minderin sınırları belli. Efendim, yine uluslararası hukukun aynen bu minderde güreşen iki pehlivanın, iki güreşçinin Grekomen mi yapıyor, serbest mi yapıyor? Her birinin kuralı var mı? Var, evet. Var. Kilosu, işte boyu, her şey. Kuralı var mı? Kısaca var. Kurallı. Bu kurala uymak mecburiyetinde mi? Tabii ki. Uymak mecburiyetinde. Aynen bunun gibi uluslararası hukukta diyor ki savaşın da bir şeyi vardır, kaidesi, kuralı vardır. Aynen. Nedir savaşın kaide kuralı? Sivile dokunma. Sivile dokunma. Sivilin yaşayışını zorlaştırma. Tamam. Sivil hastalandığı zaman nereye gider? Hastane. Hastaneye gider. Tamam doğru, cephaneliğe giden yolu bombala. Hastane. Tahrip et onu. Ama hastaneye giden yolu bombalama. Ya aynen. Bırak hastaneye giden yolu bombalamayı. Herif hastaneyi bombalıyor beyefendi. Aynen öyle. Ambulansların geçişine bile. Peki sonra ne oluyor? Ben diyor orası terörist diyor. Bir dakika sonra ne olur? Kendisini dünyanın ağası olarak ilan eden, kabul eden, varsayan, hangisi işinize geliyorsa onu kullanın, bir organizasyonun, devletin, bunların hiçbirisine devlet denmez. Şu olgu içerisinde bunların hiçbirisine devlet denmez. Kesinlikle. Denmez. Geliyor efendim İsrail'e. Nedir o adam mıdır? Netanyahu mudur? Ne karın ağrısıdır? Tutuyor onu, kucaklıyor. Evet. Tebrik ediyor onu. Biden. Biden tebrik ediyor onu. Hiç endişe etme diyor. Uçak gemisini gönderiyorum diyor. Öbür taraftan efendim farklı bir etnik gruptan efendim gelmiş İngiltere'ye yerleşmiş, uzun süreler kalmış, başbakanlık seviyesine kadar efendim
şey yapan adam, o da geliyor aynı tebriği o da sunuyor. Peki hani nerede uluslararası hukuk? Nerede? Siz uluslararası baskı gücünün pratik yansımalarısınız siz. Hukuk o zaman İsrail için geçerli, Amerika için geçerli. Beyefendi bak, sırası gelmişken siz, Allah razı olsun, iyi ki hatırlattınız. İsrail için geçerli tabii ya. Tevrat'ta kural vardır, kural. Tevrat'ta faiz yasaktır. Evet. Ama İsrail bunu nasıl uygular biliyor musunuz? Yahudi, Yahudi'ye borç verdiği zaman ondan faiz alamaz. Ama Yahudi başkasına borç verirse iki canını misli alır. Alsın, üç misli alsın. Canını alır. Hiç fark etmez. Canını alır, aynen öyle. Ve yine Tevrat'ın belirlemiş olduğu ceza hukukuna yönelik ilkeler vardır. Öyle tabii. O ilkeler kime uygulanır? O ilkeler eğer olay bir Yahudi ile bir Yahudi arasında geçmişse... Çalmayacaksın der, adam öldürmeyeceksin der. Efendim, hepsi. O ona uygulanır. Ona, yoksa ona. Bir Yahudi ile bir başkası Yahudi olmayan arasında geçmişse o kural bir başkasına, yani bir Müslümana, bir Araba o eziyeti, o cefayı yapan, bir Filistinli'ye o cefayı yapan Yahudi tebrik edilir, tebrik. Aynen. Hakkı zatında. Çünkü o insan ceza değildir, hukuku boyun. Gereği evet. Belki de hapsedilecek, idam edilecek ama tebrik edilir. Ama bu ne kadar onlar öyle görürse görürsün, biz gene dava açmaktan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bakın. Şimdi gene sizden Allah razı olsun sözü açar. Beyefendi. Çok kısaca evet. Çok kısaca 100 sene geriye gittiğimiz takdirde, 100 sene geriye gittiğimiz takdirde Gazze'deki Ahmet'in, Mahmud'un, Orhan kardeşim onları daha yakından tanıyor. Onun büyük dedesiyle benim büyük dedem aynı devletin vatandaşıydı. Öyle. Ben sırt dönemem. Abi. Ben arkamı dönemem. Adına ben davamı açarım. Aynen. Ben haykırırım. Aynen. Beni kimse susturamaz. Kesinlikle. O yüzden sonuç gelmeyeceğini bilsek de en azından duyurmak adına değerli izleyiciler, bu konuda yapılması lazım. Arkadaşlar reklama ne kadar var? Reklam. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu noktada şimdi Orhan Bey, size hemen yöneleceğim. Özellikle İslam dünyası, Filistin'e baktığımızda maalesef bugün arkadaşımız Adnan Sular şu anda İsrail'de, Siderot'ta, Gazze'de, Kudüs'te her yerde olmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Onlar da büyük bir baskı altında çalışıyorlar aslında ama belki de eğer program uygun olursa, arkadaşların da programı uygun olursa bir bağlantı da gerçekleştiririz orayla. Şimdi o bölgeye baktığımızda herkes kınamakla, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, yani kınadık, toplandık, kınadık, kalktık olmasın. Yani hareket alabileceğimiz bir alan oluşturalım. Ve daha sonra kalıcı barışın sağlanması için iki devletli bir çözüm oluşturalım. Bununla ilgili bütün diplomasiyi konuşturalım çabası içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı da keza öyle. Ama baktığımızda İslam dünyasında çok büyük bir suskunluk var. Adnan'ın bugün arkadaşımızın orada söylemiş olduğu bir cümle inanın içimi böyle acıttı. Gerçekten acıttı. Filistinler diyor ki biz artık kimseden yardım beklemiyoruz. Allah'tan başka diyor. Allah'tan bekliyoruz. Tamam, en doğru noktadan bekliyorlar da insanlık öldü mü ya? Yani İslam dünyası neden suskun? Evet hocam, tabii bu Filistinlerin bu dramı, bu işgali, bu acıları aslında 1917'de İngiliz işgaliyle birlikte başlıyor. Yani sadece 1948 değil. Tabii ki. 1917'den beridir Şerif İngilizlerin girip işgali, daha sonra 48'de İsrail'in kurulmasıyla devam edip hala devam ediyor. Şu ana kadar, şimdiye kadar İsrail işgali sürecinde hiçbir zaman İsrail'e geri adım attıracak bir yaptırım uygulanmadı. Ne Birleşmiş Milletler ne de başka bir İslam ülkesi ciddi anlamda İsrail'e bir yaptırım şu ana kadar hiç uygulanmadı. Yani bu yakın zamandaki 2008'de, 2014'te ve 2016 diğer savaşlarda da şimdiye kadar çok, hocam da bahsetti, savaş suçu işledi ama hiçbir zaman İsrail cezalandırılmadı. Hiçbir zaman İsrail yargılanmadı.
Bunlar konuşuldu. Birleşmiş Milletler'in birçok kararına İsrail uymuyor. Uymadığı halde hiçbir yaptırım yapılmıyor. Hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Yani bunu da hakikaten kendi içimizde de sorguluyoruz. Konuşuyoruz. Bu nasıl oluyor? Yani yaptırımı uygulayacak merci, bütün şartlar oluşuyor. Yani İsrail'e yaptırımı uygulayacak bütün şartlar hazır. Buna rağmen nasıl olur da hiç kimse buna yaptırımı uygulayamıyor? İslam dünyasının tabi sessizliği, şimdi aslında bu Filistin meselesinin temelinde bizim için bir inanç meselesi var tabi. Yani işin içinde bir Kudüs var. Ben her zaman söylüyorum, Filistinlilerin neler yaşadıklarına şahit oldum. Hep birlikte de görüyoruz. Buna rağmen hala orayı terk etmiyor oluşlarının arka planında, temelinde Mescid-i Aksa var. Yani biz burayı terk edemeyiz diyorlar. Biz burayı bırakamıyoruz olayı. Dolayısıyla bu aslında bütün yeryüzündeki Müslümanları bireysel olarak da, devlet olarak da, halk olarak da ilgilendiren bir mesele. Kesinlikle. Yani meseleye sadece şu gözle bakamayız. Yani toprakları ellerinden alınmış, zulüm gören bir halk yani nazarıyla bakamayız. Değil aslında. Tabii. Kesinlikle bu değil sadece. Yani bizim için bir inanç meselesi var. Dini bir mesele var aynı zamanda bu işin arka planında. Dolayısıyla fedakarlık olmadan, bir şeyleri göze almadan bu iş olmaz. Ama şu anda mesela tarihte bir Kral Faysal örneği var mesela önümüzde. Olmaz dedi. Yani kapattı vanaları. Bitirdi. Sonunda gerekirse öleceksek de ölürüz dedi ve hakikaten öyle de oldu, ama bu dik duruşu sergiledi. Yani bunu yapmasının arka planında Kudüs vardı, Mescid-i Aksa vardı, bir inanç meselesi vardı. Aynen. Abdülhamit Han'ın yaptığı tabii, tabii, kesinlikle. Mesela Abdülhamit Han'ın orada Siyonistlerin bir devlet kurma projesiyle ilgili çalışmalarını görünce toprak satışını yasakladı mesela orada. Kimse satmayacak dedi topraklarını. Şerif Hüseyin'i aldı, Beylerbeyi yaptı hatta. Ondan sonra maaşa bağladı, paraya bağlı bir yapısı olduğundan dolayı. Ama daha sonra İngilizler gene Abdülhamit Han'dan sonra devşirdiler bir şekilde. Bir şey şu yaptılar. Anda işte bir cephe açılır mı? İsrail'e bir yaptırım uygulanır mı? İşte arada Tarık Hocam da dile getirdi. Hiç kimse inisiyatif almaya, yani bu savaşın kendi ülkesine sıçramasına. Mısır'dan öyle açıklama var. Ürdün'den açıklama var. Yani bu ülkeye göçe zorlanmasın yani, bu insanlar. Bırakın bir müdahalede bulunmayı. Kapılar açılırsa Filistinlilerden mülteci olarak ülkelerine gelirler diye korkuyorlar. Yani böyle bir aşamada oradan bir şey beklemek hakikaten şu anda çok zor. Çok zor bizim peki için. Aslında Mescid-i Aksa dediğimizde biz Mescid-i Aksa'nın işte bu kadar operasyonlar, bu kadar yerleşimci dediğimiz hırsızların yerleşmesi, oradaki zulümlere baktığımızda orada çok büyük tadilatlara da ihtiyaç var. Türkiye bu konuda birkaç defa çaba gösterse de maalesef olmadı ve o noktada bile sizin de arada söylediğiniz gibi, yani Ürdün'e bağlı galiba orası, evet, değil mi? Ürdün'ün kontrolü altında, o alan Ürdün'ün kontrolü altında. Ürdün de bir İslam ülkesi, öyle gözüküyor. Ama bir destek dahi görülmedi. Yani sonuç olarak bakıldığında bir izin dahi verilmedi. Şimdi müsaadenizle Tarık Bey'e yöneleceğim. Tarık Bey, İsrail'e aslında çok uzatmanın anlamı yok. Yani bu katliamı diplomasi mi yoksa müdahale mi durdurur? Bence bu katliamı Filistinlilerin direnişi durdurur. Bunun dışında farklı bir dilden ben İsrail'in anlayacağını ben pek fazla ihtimal dahilinde bulunmuyorum. Şu an yani Filistin halkı, özellikle de Zeytin Kasam Tugayları ilk operasyondaki ilk aşamayı başarıyla gerçekleştirdiler. Yani hani buraya işin geleceğini az çok tahmin ediyorlardı. Ama neden buna kalktılar diye sordunuz, ama ben şu cümleyle cevap veriyorum. Ahmet Yasin'in bir bende yani iz bırakmış bir cümlesi var. Biliyorsunuz Hamas'ın kurucu lideridir. Biz diyor savaşsak da öldürülüyoruz, savaşmasak da öldürülüyoruz. Her iki seçenekte de öldürülüyoruz diyor. Ve eğer öleceksek de şerefimizle ölelim diyor. Dolayısıyla yani onlar için genel kural bu. Şimdi ikinci aşamada savaşın, ikinci aşamada gösterecekleri şey onların azmi ve iradeleri, yani direnişleri. Bu ikisine ilaveten diplomatik girişimlerde yani katkıda bulunursa,
orada bir en azından yani geçici bir ateşkes ya da geçici bir barış sağlanabilir. Bunun dışında çünkü İsrail'in bu coğrafyada bir Filistinli görmekten yani görmenin dışında tamam, başka yok. Bir şey beklemiyor yani. İstiyor ki yani Mısır'dan ve Ürdün'den buradaki Filistinleri alsın, kendi sınırlar içerisinde ne yaparsa yapsın, onu istemeye çalışıyor. Şimdi Mısır da kabul etmedi bunu, Ürdün de kabul etmedi bunu. Peki ben burada lafınızı bağla keseceğim ama şimdi blok biraz önce değerli hocam Celal Bey'in söylemiş olduğu bir şey var. Bloklaşma, emperyalist blok, işte siyonist blok dediğimiz nokta. Zaten açık açık net olarak gözüküyor. Onlar diyorlar ki çünkü İsrail'in işte Yahudi vatandaş diyoruz ama ne kadar Yahudi onu da tartışmak lazım. Yahudi vatandaşlar dünyanın birçok yerinde var. Birçok yerinde var. Ama bu bloklara baktığımızda diyorlar ki işte Filistin'e destek veren kim varsa boykot edelim, yaptırım uygulayalım, işte zorlayalım. Çünkü Hamas'a destek kaçabilir. Zaten ablukanın da temel altında yatan sebep o. Hamas'a bir destek girişi sağlanmasın boyutunda. Ama bakıldığı noktada İnsanlar şu anda İslam ülkelerine bakıyorsunuz, yani neredeyse onlar blok uygulamaya kalkacak noktaya geldiler. Peki bu sıçrama noktası olmayacak mı? Yani Siyonizmin hedeflerini bunlar görmüyor mu? Sadece şu günü mü kurtarmaya çalışıyorlar? Yani krallıklarını mı korumaya çalışıyorlar? Neyin düşüncesi bu? Yani sonuçta inanılan din İslamiyetse İslamiyet'in emirleri de belli. Bu ne kadar dine uygun, ne kadar dini yönetime uygun? Yani İslam Cumhuriyeti dediğimiz, İran İslam Cumhuriyeti diyoruz. Hani nerede? Nerede? Bakıyorsunuz. İşte Mısır nerede? Dediğiniz gibi Ürdün nerede? Yemen gibi ülkeler, küçük ülkeler biraz ses çıkarmaya çalışıyor. Onların da zaten gücü belli. Evet. Bu arada çok özür dilerim. Hemen bir neredeler şu anda? Kudüs'telermiş arkadaşlarımız. Adnan kolay gelsin, hayırlı geceler. Gündem Özel'deyiz konuklarımızla beraber. Şimdi İsrail'deki ve Filistin'deki o katliamı konuşuyoruz. İslam dünyasının suskunluğundan bahsediyoruz. Hala çatışmalar devam ediyor herhalde. Yani sesleri duymak artık alıştınız, farkındayım ama inşallah bu gece çok büyük bir saldırı yapmazlar. Masum canlar yine kurtulsun diye dua ediyoruz. Elimizden sadece bu geliyor. Oradaki son durumu senden kısaca alalım. Evet. Madem ki gündem özeldeyiz, o zaman ben de bugün sıra dışı bir yayına imza atayım. Yani çünkü normal bir gündemden geçmiyoruz maalesef. Dünya normal bir dünya olmaktan çıktı. İnsanlar normal insan olmaktan çıktı ve bambaşka bir kulvara doğru hızla ilerliyoruz. Yani şu anda bölgedeki gelişmeleri anlatmaya kalkarsam yine aynı şeyleri tekrara düşeceğiz. İşte şu kadar kişi şehit oldu, şu kadar kişi yaralandı, işte hastaneler şöyle oldu, ilaç sıkıntısı var, elektrik kesintisi var. Artık bunlara alıştık. Bunu 22 gündür söylüyoruz. Evet. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. O yüzden ben de normal konuşmayacağım. Kimse kusura bakmasın. Bizi izleyenler affına sığınıyorum. Şimdi bakıyoruz bir tarafta işte demin bahsettiniz Arap dünyası. Yani Müslüman adına Müslüman dediğimiz Arap dünyası. Bir taraftan da bakıyoruz bakın şimdi mesela Kanada, Amerika ve Hollanda'da insanlar Filistinler için sokaklara inmişler. Örneğin New York'ta tren garını işgal eden insanlar oldu Filistinler için. Niye? Barış istiyorlar. Savaşı durdurun diyorlar. Aynı şekilde Hollanda'da aynı şekilde insanlar sokağa indiler. Yani garip şeyler oluyor. Yani bir tarafta Müslümanlar zulme uğruyor, öldürülüyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, herkes öldürülüyor. Kınamalardan ibaret kalıyor. Ama sesi çıkarması gereken asli unsurlar olan Müslümanlar ya da kendine insanım diyenler ortada yok. Ama bakıyoruz o bir tarafta adı George, adı Hans, adı Helen ama onlar biz kafir diyoruz ya onlara. Bizden daha Müslümanlar demek ki bakın Filistinler için insanlık adına sokağa çıktılar. Hem de Amerika'nın göbeğinde, New York'ta. Yani evet. Bu Arap liderleri halklarını tenzih ediyorum ama umarım halkları da öyle değildir. Yani akıl alır gibi değil. Artık haberlere bakarken inanın midem bulanıyor. Kesinlikle. Bir Müslüman olarak midem bulanıyor. İran vuracakmış. İran yok caminin kubbesinde siyah bilmem sancak çekmiş. Yok füzeleri doğrultmuş. Allah aşkına ne yapmışlar bugüne kadar? Ne yapmışlar bugüne kadar?
görüyoruz. Yani şimdi Türkiye'nin dışında başka ses çıkaran var mı? Maalesef yok. Yok. Nasıl olacak bu iş? Bize de yaptırım uygulamaya kalkacaklar. Ben şimdi burada sabahlara söyleyeyim, şu kadar bomba yağdı, şu kadar nüfus edici neyler, hangisini anlatayım Allah aşkına? Yani bunlar çok özür dilerim ama şu an o konuya girersem inanın fasafisto. Dünyanın gözünde şu an fasafisto. Çünkü İslam alemi uyanmadı. Uyanmadığı için de şu anda herkes uyuyor. Bir tek de çıkıp birisi Türkiye dışına çıkıp da bunları uyandırmaya gücü yetmiyor. Enteresan bir durum. Yani bugün İstanbul'da 1,5 milyon insan ayaktaydı. Doğru. Belki onun 10 katı da evde hop oturdu, hop kalktı ama maalesef bir sonuç yok. Dediğimiz gibi yani adına kafir dediklerimiz şu anda Amerika'da, Hollanda'da, Kanada'da, şurada burada Filistinler için sokağa dökülüyor. Ama diğer tarafta İslam ülkelerinden hiçbir ses yok. Rahatlarından, lükslerinden uzak durmak istemiyorlar demek ki. Ya da gerçekten adına sadece Müslüman diyeceğiz bunların. Çok kendilerini özür dilerim. Öyle nitelendiriyorlar. Çok özür dilerim. Maalesef öyle gözüküyor. Son nefeste yani, hidayetin kime belli olacağı da belli olmaz çok tabii. Çok acı, evet. Son nefeste hidayet kime gelecek onu da belli olmaz tabii. Kendisini Müslüman sayanlar ama orada insanlık adına o çocuklar için, Allah için sokaklara çıkanlara mı o son nefeste o hidayet kimle nasip olacak belli olmaz tabii. Hidayetin şu aşamada kime gittiğini ben çok net görebiliyorum. Tabii doğrusunu Allah bilir. Ancak Filistin'de, bu düzeltiyorum, Gazze'de dün akşam hoparlör aradım çünkü elektrik yok. Pille çalışan hoparlörlerden şöyle anonslar yapıldı. Artık kimseden yardım beklemiyoruz. Ümidimizi kestik. Bir tek Allah'tan yardım istiyoruz dediler. Demek ki boş. Yani İslam alemi şu anda boş. Bir kaygıları var demek ki. Enteresan bir şey. Yani o zaman biz şunu bahsedelim. Yani bugün neler yaşadık? Mesela bugün biz buraya gelirken, inanın çok üzülerek söylüyorum bunu. Tanju ile beraber ana habere gelirken şurada yol devriyesi vardı. Polisler çevirdiler. Biz çevirmeye takılmadık. İnanın Allah şahidimdir. Gencecik bir tane polis veya asker, ne bileyim, kıyafetleri tuhaf zaten. Bize namluyu uzatmış. Gidiyoruz, aynadan bakıyoruz. Yine aynı şekilde namlu bize doğru. Ya arkadaş, Kudüs'ün orta yerindeyiz ya. Böyle bir polis mi olur? Böyle bir asker mi olur? Ya bu nasıl bir devlettir ya? Bu devlet değil, hakikaten devlet değil. Bildiğiniz bir göçebe grubu aslında bunlar. Göçebe, hakikaten göçebe ama göçebenin de en alası yani. Evet. Bunlar örgütten de öte. Yani anlam veremiyorum. Onun dışında bakın biz akşam saatinde yine ana haberden çıktı. Dedik ki ben daha önce Kudüs'e geldim. Dedim Tanju gel sana vakit varken yarım saate şu Mescid-i Aksa'ya bir gidelim görelim yani. Bir iki fotoğraf çek. En azından belki bir iki yayını yapabiliriz oradan diye. Geldik kapıya kadar. Hemen sorular. Müslüman mısınız? Evet. Neredesiniz? Türkiye. Giremezsiniz. Böyle bir şey var mı? Şu an Kudüs'ün tamamı, yani asli unsur olarak söylüyorum. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Kudüs, yani Mescid-i Aksa tamamen Müslümanların hakimiyetinde idi. Şu anda öyle gözüküyor Filistin toprakları çerçevesinde. Fakat İsrail'in kirli postalları o mübarek beldede giriş ve çıkışa izin vermiyor. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bu Mescid-i Aksa, şu an Mescid-i Aksa İsrail'in pis postalları altında maalesef rezil ediliyor. Yeri geliyor zaman zaman Müslümanlar çoğunlukla alınmıyor veya yaş grubuna göre sınırlamalar getiriliyor. Yeri geliyor müdahale ediliyor. Yeri geliyor camilerimizde, kıble mescidinde, Kubbetü Sahra'da pis postalları bizim seccadelerimizi eziyor. Kadınları, çocukları yerden yere sürüklüyorlar. Yani bu ben Müslümanım diyen hiç kimseyi rahatsız etmiyor mu Allah aşkına ya? Ya Tanju ağlayacaktı neredeyse. Çok zoruma gitti dedi ya. Çok dedi zoruma gitti. İşte. Ben bunu Tanju'ya nasıl anlatayım? Gencecik bir çocuk. Evet. Yani çok enteresan. Yani üzülüyoruz. Gerçekten böyle olmaması lazım. O yüzden ben bugün normal bir yayın yapmayacağım dedim. İçimize dert oldu yani. İnanın burada yemek yemiyoruz ya. Orada bombalar yağarken, orada elektrik yokken, su yokken, gaz yokken, aş yokken, ilaç yokken, hastane yokken şu anda yani ne yiyebiliriz Allah aşkına ya? Dert yiyoruz, dert. Ama biliyorum ki şu an İslam aleminde gırla. Sosyal medyaya bakıyorum. Çocuğun doğum günü fotoğrafını koymuş ya. Yemek yediği fotoğrafı koymuş ya. Siz nasıl Müslümansınız Allah aşkına? Bari bugün koymayın ya. Bunu Yahudi yapmaz ya. Etmeyin, yapmayın. Bu kadar olmaz. Bakıyoruz Türkiye'nin gündemi. Ya bakıyoruz bütün kanallara. Didem Polat mı? Nedir? İsmi de Dilan Polat değil mi Tanju'cum? Dilan evet. Polat, Engin Polat. Lanet olsun ya. Bugün bari bunu haber yapmayın. Bugün bari bunu konuşmayın. Yazıktır, günahtır ya. Herkes çocuğunun gözüne bir baksın Allah aşkına ya. Eşinin gözünün içine baksın.
Bakın annem arıyor, Tanju'nun annesi babası arıyor. 50 yaşına gelmişiz. Halen evlat. Bizim için endişeleniyorlar. Ama ya siz hiçbir evlat, kendiniz için bir empati yapın Allah aşkına ya. Empati yapın. Buradan bir kez daha ben çağrıyı İslam alemine yapmak istiyorum açıkçası. Lütfen. Özellikle Arap liderlere. Gelin abdest tazeleyin. Abdest tazeleyin. Gerçekten siz şu anda Müslüman değilsiniz yani. İçinizi bilemem ama Müslüman adama böyle yakışmaz. Arap halklarını tenzih ederek söylüyorum bunu. Çünkü ülkeleri yönetenler de liderlerdir. Kiminle kuklası oldukları belli. Maalesef 200 bin kişi bile toplayamadılar. Nerede hani bu eylemler? Onlar da yok maalesef. Yani detay olarak maalesef yok. Şimdi yine notlarıma bakıyorum. Maalesef kendi ülkemize de bakıyorum. Gelen yönetimlerden işte şurada etkinlik yapacağız. Burada bilmem tiyatro yapacağız. Yok bilmem burada bilmem ne festivali var. Ya bırakın bunları. Bugünler bugün mü Allah aşkına ya? Koskoca Türkiye'ye yakışır mı? Değil mi? Yok ödül töreni yapacağız. Ya bari bugün yapmayın. Allah rızası için bari bugün yapmayın. Ümmetin gözü şu an sizin üstünüzde. Bugün yapmayın. Bana habire geliyor basın danışmanlarına mesajlar geliyor. Yapmayın bunu ya. Bugün yapılacak şey midir bu? Evladınız yok mu sizin? Karınız çocuğunuz yok mu? Çok enteresan. Maalesef. Yani sevgili Ziya, soracağım bir soru varsa burada ben yanıtlamaya çalışayım. Çünkü gerçekten normal bir yayın yapamayacağımı söyledim. Çünkü burası normal bir gündeme sahip değil. Ama çok iyi anlıyorum. Dünyaya bakıyorum. Herkes hiçbir şey olmamış gibi. Film izler gibi ya. Çok film iyi. İzler gibi izliyorlar ya. Evet. Ben de burada kendimi affedersiniz üzülüyorum yani. Ya, acaba diyorum bizi izleyenler gülüyorlar mı bana? Niye? Çünkü her şey normalmiş gibi geliyor ya. 3 kişi öldü, 5 kişi öldü. Bu kadar basit mi bunlar? Bir kere herkes kendi evladını göz önünde bulundursun ya. Kesinlikle. Kesinlikle. O noktada baktığınızda zaten o bölgenin içerisinde o durumu gözlerinizle gördüğünüzde senin bu cümlelerin hafif bile ne demek istediğini çok çok iyi anlıyorum. Neleri dile getirmek isteyip de getiremediğini de çok çok iyi anlıyorum. Ama şuna da hiçbir zaman unutmamak lazım. Her zaman mazlumun yardımcısı da Allah'tır. O yardım geldiğinde o zalimin yanında olanların da cevabını mutlaka alacağını biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Adnan. İnşallah en kısa zamanda oraya da barış gelir. Oraya da ateşkes sağlanır. Oradaki çocuklar, canlar kurtulur diyelim. Çok teşekkürler. Gelişmeleri yine senden almaya devam edeceğiz. Allah kolaylık versin. Kendinize de dikkat edin. Evet değerli izleyiciler, yani bölgeye baktığınızda işte arkadaşımızın durumu anlattığını görüyorsunuz. Şimdi hocam sizde kalmıştık. Özellikle diplomasi noktasında zaten ortam belli. Ama benim burada ters bir köşe sorum var. Yani size değil, aslında dünyaya ters bir köşe sorum var. Bu Siyonizm, işte avancelizm, her şey, her ne karın ağrısıysa hedefleriniz olabilir. Çalışırsınız, Allah verir. O ayrı bir konu. Ama kendisini eriten bir sistem değil mi aslında? Zaten kendisini eritiyor yani. Yahudilerin içerisinde de Siyonizm hareketine karşı ciddi bir tepki var. Yani sadece meseleyi Yahudi Filistin meselesi olarak görüyorum ama aslında oradaki gerçek ya da doğru tanımlama Siyonist hareketidir yani. Aynen öyle. Siyonizmin yani esasında oluşumudur yani İsrail devleti şu anki. Biz yani bazen Yahudiler diye dilimize doluyoruz ama yani aslında karşı cephede de ciddi manada bu İsrail devletine karşı çıkan Yahudiler de var. Hatta İsrail içerisinde de var bunlardan bir kısmı. Filistin halkını destekliyor. Yani İsrail'in kendi içerisinde ve bugünkü Netanyahu hükümetine eleştiri yapan ve gösteri yapan Yahudiler de bulunmakta. Bunların temel iddiası şu: siz bu devletle Yahudileri de aslında bitirmeye çalışıyorsunuz, yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu aslında Yahudilerin de belki yok oluşuna da vesile olabilir ya da sebep olabilir diye itiraz eden Yahudiler de bulunmakta. Şimdi zaten yani 70. yılında diyelim, yani yaklaşık işte 70 yıl falan oldu bunların devletlerini ilan edene. Ve hiçbir şeyi gerçekleştiremediler yani İsrail devletiyle birlikte. Yani şu ana kadar gözyaşından başka, yani kandan başka hiçbir şey sağlayamadı İsrail devleti. Yani sadece aslında Filistin tarafında ölen yok, yani Yahudiler içerisinde de ölenler var. Yani dolayısıyla Yahudiler de bu noktada büyük bir şey içerisindeler, yani dram içerisindeler. Bu
Siyonist hareketin yapmış olduğu katliamlardan ya da uygulamalardan dolayı. Yani büyük ihtimalle İsrail'e gidenler herkes söylüyor. Yani karşınızda sizin normal bir insan yok. Yani psikolojisi artık bozulmuş insanlardan, Yahudilerden bahsediyor. Yani şu an havalimanları açık olsa belki de İsrail'i boşaltan bir sürü, yani İsrail'den kaçan bir sürü Yahudi de olacak. Yani devletin kaçmaması için havalimanlarını bile neredeyse kapatma noktasına kadar geldiler. Ve sürekli savaş, sürekli korku, sürekli yani bir ölüm korkusu, endişesi içerisinde yaşıyorlar. Yani bugün İsrail sınırları içerisinde yaşayan en azından 2 milyona yakın Filistinli var. Yani Gazze'den Batı Şeria'nın dışında. Ve bunlar da yani orada tepkililer. Yani yoksa yani Yahudileşmiş ya da İsrailleşmiş gitmiş değil. Yani aslında büyük bir intifada başlasa, yani sadece bugün Gazze'de biz bu olayları konuşuyoruz ya da anlatıyoruz. Yani Batı Şeria'da, yani İsrail içerisindeki o Filistinlilerde bir kalkışmaya başlasa, yani o 9 milyon Yahudi bence dünyanın dört bir tarafına kaçmak durumunda kalabilir. Bunu Amerika'da koruyamaz, İngiltere'de koruyamaz. Putin'in belki açıklaması bunu tabii yapıyor. Yani Yahudilerin de sonunu getirebilir. Yani büyük ihtimalle de böyle sonuçlanacak diye ümit ediyoruz. Yani şu an İsrail dünyanın bütün desteğini almasına rağmen, en üstün teknolojik silahları olmasına rağmen, yani en güçlü istihbarat ağına sahip olmasına rağmen oradaki Filistinlilerin direncini kıramadı. Azmini kıramadı. İradeler hala güçlü bir şekilde. Tam tersine bu son operasyonda, yani Aksa tufanıyla da büyük bir psikolojik üstünlük de sağladılar. Kesinlikle. Yani karşı taraf şu anda almış. Karizması gitmiş basitte şu anda. Aynen öyle. Çok yani. Yani şu bir savaş bitsin. Bugünkü İsrail'in başbakanı dediğimiz, ordu komutanlar dediğimiz birçoğu hapsi boğulacak. Yani Yahudi kendileri onları sorgulayacak büyük ihtimalle. Öyle göreceğiz. Çünkü şu an yani İsrail halkına yapmış oldukları zulmün birinci derecedeki sorumlusu bugünkü Netanyahu hükümetidir. Yani Netanyahu hükümetinin yanındaki 40-45 komutanlarıdır. Yani. Baktığımızda hahamlarla, işte Siyonist hahamlar, sözde hahamlarla, Siyonistlerle görüşmesinde işte adam söz üstüne söz veriyor, evre üstüne evre şey yapıyor. Hakikaten görevini kendisine göre yapmış vaziyette. Ama esas buradaki kritik nokta belki de ordunun içerisine bakıyorsunuz, halkın içerisine bakıyorsunuz, ordunun içerisinde LGBT bayrağı açan İsraillileri görüyorsunuz. Kimliksiz, şahsiyetsiz, karaktersiz insanlardan oluşan bir topluluk görüyorsunuz. Aslında şu anda benim hakikaten hafızalamanı almadığı, tamam Siyonist grup var, işte emperyalist bir grup var, sayıları ne olursa olsun, bakın bu kadar ne söylüyorum. Ama bunlardan olmayıp da bunlara destek verenler korkularından mı destek veriyor, devşirilmelerinden mi destek veriyor, üç günlük dünya zevki için mi destek veriyor, İslam ülkeleri için de aynısını söylüyorum. Yani baktığınız zaman bunlara destek verdiğinizde kendiniz de gideceksiniz. Yani bu kadar gözünün kapalı olması neye bağlı? Ne kapatıyor bu insanların gözünü? Yani işte algılar mesela mı? Siyasi liderlerden bahsediyoruz. Onların bütün yani bu ne diyelim yani tavırlarının arkasında siyasi gayeleri var. Yani kendi koltuklarını korumak için kendi arkadaş, işte oradaki nüfuzlarının yani sonuç olarak sonlanmaması için aslında kendi halklarını bastırmaya çalışıyor. Onlar da zaten görevi bu. Yani bugünkü bahsettiğimiz liderler yani ellerinden gelse İsrail'den daha fazla kendi halklarına zulüm edecekler. Yani Beşar Esad olayında gördük. Aynen. Yani bir ülkeyi mahvetti sırf koltuğundan yani ayrılmamak için. Oradaki yani siyasi liderlerin genellikle hareket noktası siyasi gayelerle, sahiplerle hareket ediyor. Yani iş dünyasına geldiğimiz zaman da ekonomik çıkarlı işbirlikleri söz konusu olduğu için şu anki iş dünyası olaylardan tamamen uzak durmuş ve doğru. Tam tersine yani belki alttan da İsrail desteklediklerini de söyleyebiliriz. Yani dünya bir gayelerle hareket ettiklerini söyleyeyim. Yani şu an açık noktada gelirsek yani yani özellikle de İslam dünyası dediğimiz, Arap dünyasındaki halklar dediğimiz zaman devletlerinin liderleri ve polisleri ya da ordularının baskısı ve işte onların üzerindeki o demir perdeyle kısıtlandıklarını biliyoruz. Halk tepki veremiyor. Yani verdiği andan itibaren daha fazla bir şiddetle karşı karşıya kalacağını bildiği için yani halkı da maalesef sindirmişler bu liderler. Yani bizi yani şunu da söylemek lazım. Yani Arap coğrafyası dediğimiz bir Arap Baharı sürecini yaşadı. Evet. Son 13 yıl içerisinde. Bunun da hala insanlar nezdinde bir etkisi var. Yani Mısır'ı biliyorsunuz, Libya'yı biliyorsunuz. Aslında güçlü devletlerin çoğu ortadan kalktı. Yani İsrail'e karşı Saddam'ı indirdiler mesela, değil mi? Yani Suriye yani şu an devlet
olarak ortada yok, Libya Gaddafi yok, yani eski o bütün Saddam yani yok, güçlü evet. figürler hiçbirisi kalmadı ortada. Tam tersine daha böyle zayıf ve daha böyle gaddar liderler ortaya çıkmış. Evet, İsrail'e hizmet etmeye çalışan. Dolayısıyla karşımızdaki yani Arap dünyasını da Arap halklarının da neler yaşadığını, neler çektiğini biliyoruz ama yine de en kötüsünden yani böyle hani organize olmayan ya da en azından ses getirebilecek bir sokak hareketi, yani camilerden çıktıktan sonra, cumalardan çıktıktan sonra bir tepki gösterseler yine hadi diyeceğiz ki yani halkta da bir takım işte ne bileyim hala şeyler var yani o duygular evet. falan kalmış. Onu da göremiyoruz. Yani bir yandan siyasi baskıdan bahsediyoruz, bir yandan ekonomik çıkarlardan bahsederken de ama en basit şeklinde de halkın bir tepkisini görmemek de bizi üzüyor. Yani, yani her iki şekliyle üzüyor. Hem liderlerin kesinlikle. Baskısının altından hem de tepki verememelerinden kaynaklı. Yani büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Başka bir şey diyemiyorum yani. Kesinlikle. Burada çok kısa bir anekdot paylaşabilir miyim? Şimdi Tarık Hocam çok önemli bir konuya değindi az önce. Bunu kim durduracak? Filistin direnişi ancak bunu kıracak demişti. 2017'de bir olay yaşandı. Şimdi Kudüs'ten canlı bağlantı yapılınca aklıma o geldi. 3 tane genç Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar artınca bir silahı parçalarını sökerek parça parça Mescid-i Aksa'nın içine soktular. Daha sonra içeride bunu birleştirdiler. Kapıda nöbet tutan askerleri vurdular. İki tanesi ölmüştü. Bir tanesi de ağır yaralıydı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Öldü mü kaldı mı? Tabi o gençler de şehit edildi orada. İsrail bu olay üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarına X-ray cihazları koydu. Dedi ki bundan sonra herkes X-ray cihazlarından geçecek. Kudüsliler bunu kabul etmedi. Çünkü Mescid-i Aksa üzerine sen söz hakkına sahip değilsin. Biz X-ray cihazları buraya girmeyiz dediler. Ve haftalarca Mescid-i Aksa'nın kapılarında nöbet tuttular. Arbedeler yaşandı. Kudüs böyle patlamaya hazır bir bomba. Herkes gergin. Günün sonunda Yahudiler eylem yapmaya başladılar. Ya bu X-ray cihazlarını artık kaldırın. Niye? Çünkü biz hayat yaşanmaz hale geldi. Bu aslında o bölgenin de sosyolojisini net bir şekilde çok önümüze koyuyor. Bir tablo, evet. Daha sonra mecbur kaldılar kaldırmaya. Evet. Ve o X-ray cihazlarını, demir barikatları kamyonlara yüklerken Kudüsler şöyle bir ifade kullandılar. Gün gelecek sizi de bu kamyonlara bindirip buradan böyle göndereceğiz diye slogan atmışlardı. İsrail X-ray cihazlarını koyduğu zaman bütün İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler, Ürdün bile kınama yaptı. Ama İsrail hiçbirisini dinlemedi. O direnişi kıran, X-ray cihazlarını kaldıran Filistinlilerin direnişi oldu. 3 tane genç orayı evet. bitirdi. Aslında dediğiniz çok doğru. Gene Filistin'in içerisinden yeşerecek bir evet. nokta dediğiniz gibi. Şimdi hocam bu kadar işte destek verenler, destek alanlar, Siyonizmin getirdiği noktada aslında şunu sormak istiyorum. İki tane önemli sorum var. Birincisi savaş suçunu işliyor bu Netanyahu denilen vampir ve bununla beraber işte destekçileri. Fakat buna işte Amerika'sı, İngiltere'si, Hollanda'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, şusu, busu. Amerika savaş gemi de yolluyor, asker de yolluyor, danışman da yolluyor. Ola ki adalet vuku bulduğunda, bugün, yarın, ne zaman bulduğunda bu destek verenler de aynı suçu işlemiş sayılırlar mı? Birinci sorun bu. Onlara da bir dava açılabilir mi? İkincisi de bizler şahıs olarak yapabilir miyiz? Böyle bir dava açabilir miyiz? STK'lar dava açabilir mi? Hangi kurumlar dava açabilir savaş suçu mahkemesinde? Üçüncüsü de en son ekonomik çöküntü içerisindeki bir dünyadayız aslında. Küresel krizle beraber. Nihilizmin yani hiçlik duygusunun ve ateizmin etkisinde bir dünya var şu anda. Süreç öyle bir işletilmiş ki nihilizm ve ateizm birlikte işletilmiş. İnsanlar çöküntü içerisinde, bir de ekonomik çöküntüyü eklemişler üzerine. Siyonizmin bir kumpasında bu dünya. Bu dünya Siyonizmin kumpasından nasıl kurtulacak? Evet, yani tabii uzun bir soru. Uzun bir soru, süreçte kısıtlı. Süreçte kısıtlı. Şimdi şu şekilde. Bizim mesela Endülüs'e gittiğiniz zaman, ben İspanya demiyorum, Endülüs diyorum. Endülüs'e gittiğinizde, Elhamra Sarayı'nı gezdiğinizde, Kurtuba'yı gezdiğinizde şeyle yazılmıştır. Taşlar oyularak yazılmıştır.
La galibe illallah. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bakın, bütün mesele nedir biliyor musunuz? Bütün mesele gönülden bağlanma, inançtır. O inancın en kabarık haline bizim kültürümüzde iman diyoruz biz. İman. Bu önemli beyefendi. Buna teslim olacağız. Buna teslim yani olacağız. Yani bugün Filistinlerin yaptığı gibi. Bakın şimdi. Bugün batıda bir siyasetçiler var. Biri ilim adamları var. Düşünür, fikir adamları var. Hı-hı. Bir de halk var. Hı-hı. Fikir adamları, yani siyasetçiler isterler ki rüzgar bile bize sorsun essin. Yaprak bize sorsun. Biz nasıl sallanmasını istiyorsak öyle sallansın. Ama buna rağmen fikir adamları düşünürler, üretirler. Hı. Batı'da gelen nokta nedir biliyor musunuz? Orhan kardeşimi de destekleyecek, Filistin'de olanı destekleyen bir olay. Nesnel hukuk diye bir şey kabul ediliyor. Nesnel hukuk. Daha önce otoriter, despot hükümetler, idareler, işte şu anda örneğini gördüklerimiz, bunlar derler ki hukuk denilen şey, ben güçlüysem benim irademdir, ben ne diyorsam odur hukuk. Ama hukuk o değil. Hukuk o değil. Ha tabii bize sorarsanız, biz Müslümanız, biz başka türlü cevap veririz. Ama kimse kusura bakmasın, ben her şeyi söyleyemiyorum. Ben tamam, o nesnel hukuk kavramını saygı duyuyorum, kabul ediyorum, tamam diyorum. Nedir nesnel hukuk biliyor musunuz? Her halk kendi arasındaki beşeri münasebetleri yürütürken, devam ettirirken, elbette ki her bölgenin halkının bir kabullenişi vardır, bir örfü inancı vardır, bir örfü vardır. Biz dünden bugüne değiliz ki. Biz ta maziye doğru gidiyoruz. Yahya Kemal'in dediği gibi biz kökü mazide olan atiyiz. Bizim geleceğimiz geçmişimizin yönlendirmesiyledir. Şimdi bu nesnel hukuk da bu. Her toplum kendi değerleri doğrultusunda davranış tarzlarını benimser. Bazı davranışlara artı koyar, bazısına eksi koyar. İşte ondan sonra biz onu sosyolojide adlandırıyoruz. Örf ve adet diyoruz, teamül diyoruz falan diyoruz. Ve bu kabulleniş şu: kanun yapıcı unsur. Türkiye'den misal verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İngiliz Meclisi, Alman Meclisi, hangisini sayarsanız sayın. Bunlar kanun yaparken halkın kendi arasında yaşattığı, kendi arasında ürettiği nesnel hukuka bakacak. O nesnel hukuku tabir caizse normatif hale getirecek. Yapılıyor mu peki? Efendim, bak, yapılıyor mu? Ben Orhan Bey'in örneğinden şunu anladım. Beyefendi, eninde sonunda halkın kendi ısrarlı tavrı, tarzı, ısrarlı, şuurlu davranışı herkesi dize getirir. Herkesi dize getirir. Diplomasi bu işi halledemez. Diplomasi bu işi halledemez. Biz efendim, sevgili kardeşimin Tarık'ın ifade ettiği gibi, biz nasıl ki Süleymaniye'den cuma namazından sonra boşalanlar, nasıl ki Beyazıt Camii'nden boşalanlar, Şahzadebaşı'ndan boşalanlar, efendim Filistin'deki izdirabı, Gazze'deki izdirabı duyup beyanda bulunuyorlar. Slogan atıyor, beyanda bulunuyor, tavrını ortaya koyuyor. Aynı şekilde tarafını koyuyor ortaya. Aynı şekilde biz bunu Kahire'de Elhesler'den çıkanlar, ne bileyim hangi camiinden çıkanlara yansıtmadıkça, biz yansıtamayız da, onlar o noktaya geldiği takdirde yavaş 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 herkes kendisine çeki düzen verir. Şu bir gerçek. Biz Kudüs
bize Hazreti Ömer Efendimizin hediyesidir. Kudüs bize efendim Selahaddin Eyyubi merhumun hediyesidir. Yavuz Sultan Selim'in hediyesidir. Yani bir kere bunu biz Türk milleti olarak, bakın Müslüman Türk milleti olarak, efendim bugüne kadarki eğitim sistemimiz her ne kadar bu noktayı nazardan bazı eksiklikler falan olursa, ben anaları tebrik ediyorum, babaları tebrik ediyorum. O minarelerden sedalandırılan ezanların kaynağını tebrik ediyorum. Bu bütünlük içerisinde bizi sevsinler, sevmesinler. Efendim Tarık Bey'in ifade ettiği gibi, efendim Arap ülkeleri, İslam ülkeleri hiç umurumda değil. Bakın dikkat edin. Her tarafta çekişme var beyefendi. Öyle. Her tarafta çekişme var. Biz farkında mısınız? Efendim Arap Baharı, Arap Baharı bizim güneyimizde, efendim bizim kabullenişimize uygun bir kuşak meydana geliyordu. Kuşak tamamlanacaktı. İsrail, pardon şeyle birlikte, Suriye ile birlikte. Kesinlikle. Hemen bir gecede efendim Barack Obama efendim tavır değiştirdi. Tarz, yani tabir caizse eklenmedi. Ha bir başkası da bizim güneyimizde kendi kabullenişi doğrultusunda bir kuşağın oluşmasını umuyor. Dolayısıyla bir İran'ın efendim İsrail'le karşı karşıya gelmesi, Türkiye gibi tavrını açıkça ortaya koyması, bu yürek işidir, yürek. Bu köke bağlılığın ifadesidir. Kudüs'ü bize emanet eden Hazreti Ömer Efendimiz olan bağlılığın ifadesidir Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu karakter. Bütün mesele orada. Bütün mesele orada. Şimdi hocam size... Anlayanlara sözüm yeter. Kesinlikle. Şimdi hocam aslında hocamın söylemiş olduğu cümleler işi iyice özetledi ama benim için önemli bir nokta, bizim İsrail tarafını ben bu noktada çok çok önemsiyorum. İsrail'in içerisindeki bir parçalanma, bir dağılma ciddi anlamda ellerini güçlü, yani belki de savaş boyutunu aslında o noktada da kilitleme pozisyonumuz olabilir. İşte Türkiye bugün enerji anlaşmalarını askıya aldı. Her şeyi yani durdurmuş vaziyette. Gitmeyi durdurdu, ziyarete durdurdu, her şeyi durdurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Ses 1,5 milyona yakın bir ses çıktı biraz önce Adnan'ın da söylediği gibi. Ama İsrail tarafında çok değerli bir gazeteci arkadaşım orada çok güzel tanımlama yaptı. Yani orada bir bomba, yani bir ses siren çaldığı zaman herkes gömülüyor ama Filistin'de herkes ortalıkta çok rahat bir şekilde korkusuzca gezebiliyor. Evet. İşte şehadet noktası. Yani ikisi arasında çok büyük farklılıklar var. İsrail tarafına baktığınızda aslında oradaki halkın İsrail içerisinde kilitlendiği boyutlar neler? Yani İsrail'e baskı yapabilecek kuvveti bulabiliyor mu İsrailliler? Yani şimdi, Netanyahu'ya daha doğrusu. Şimdi şöyle Ziya Bey, İsrail'in ilk kuruluş yıllarındaki o Siyonist liderler, o çetelere mensup, ellerinde silahla köy köy gezip aynı zamanda insanları katledip daha sonra da o ülkenin başbakanlığını yapan, bakanlıklarını yapan, o ideolojileri uğrunda fedakarlık yapabilecek o nesil kalmadı şu an İsrail'de. İsrail'de yapılan bir araştırmada son 10 yıl içerisinde, yani bu pandemiden önceydi bu araştırma. 2019 yılı olması lazımdı. 2019 yılında şöyle bir rapor var. Son 10 yıl içerisinde İsrail'den 18-35 yaş arası 10 binden fazla gencin bir daha geri dönmemek üzere Avrupa'nın farklı yerlerine bir göç durumu vardı. Bunun nedeni şu, yani dünya genelinde, hocam ateizme bazı kavramlara vurgu yaptı. Dünya genelinde olan bir şey, İsrail'de de aynı şey yaşanıyor. Bir dezenformasyon var. O gençler
Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan akrabalarını, yeğenlerini, kuzenlerini, amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu gördükçe şunu sorguluyor kendinde. Yani adam orada akademi anlamda ilerlemiş, ticari anlamda ilerlemiş, rahat bir yaşamı var. Sokağa istediği gibi çıkabiliyor, istediği saatte çıkabiliyor, istediği yeri gezebiliyor. Ama ben burada öyle değilim. Yani ben burada yolda yürürken her an bir siren çalacak, bir sığınağa saklanacağım. Her an yolda yürürken bir Filistinli acaba bana bir yerden bıçakla bir saldırı yapacak mı korkusu. Dolayısıyla şunu sorguluyor, yani neden ben burada durayım yani? Beni burada tutan hiçbir şey yok. Her birinin ikinci ülke vatandaşlıkları var. Böyle bir göç var, tersine göç. İsrail bunu eşitleyebilmek için dünyanın her yerinden yeni yaptıkları yerleşim birimlerine Yahudileri sürekli taşımaya çalışıyorlar. En son Ukrayna Savaşı'nı hep birlikte gördük. Kesinlikle. Ukrayna Savaşı'ndan çıkan Yahudileri aldılar yerleşim birimlerine. Sürekli yedekte 3-4 tane yerleşim birimi vardır. Mesela şu an yerleşim birimi yapılıp hazırda olup daha hiç yerleştirilmemiş yerler var. Ama hazırda bulunduruyor. Niye? Çünkü oraya alacağı Yahudiler listesi hazır, var. Peyderpey bunları alıyorlar. Bu son saldırıyla birlikte İsrail bundan da bir darbe yedi. Yani oraya getirdikleri Yahudilere ne vaat ediyor İsrail? Diyor ki burada güvenlik, para, maaş, gelin size her şeyi biz de vaat ediyoruz diye. Huzur. Ama bunu da temin edemedi. Kendi içlerinde böyle bir çatışma var. Tarık Hocam da kısmen değindi. Siyonizme karşı olan, İsrail Devleti'nin aslında şu anda kurulmaması gerektiğine inanan bir Yahudi kesim var. Şu an başımıza gelen bütün musibetlerin bizim İsrail Devleti'ni kurduğumuzdan dolayı başımıza geldiğini iddia eden. Kehanetlerle uğraşıyorlar zaten. Evet. Askerliği reddeden, askerlik yapmak istemeyen görüntüleri görüyoruz. Kendi içlerinde böyle bir parçalanmışlık zaten var. Ve bir Filistin unsuru olmasa hakikaten İsrail çok uzun yaşayacak. Kendi kendini mahvedecek. Kendi kendini bitirecek bir yapı aslında. Az önce belirtmiştim ya, bir Yahudi bir röportajda şunu söylüyor. Bizi bir arada tutan tek şey Filistin korkusu. Korkuya bağlı bir hükümranlık. Evet. Peki teolojik olarak baktığınızda halkın teolojik yapısı nasıl? Yani yani kandırmaya müsait bir yapı mı? Çünkü Netanyahu narkozluyor resmen. Bildiğiniz yani, narkozluyor yani. Dünyayı narkozluyor da özellikle İsrail tarafını çok büyük narkozlaması evet. var. O biraz zor. Yani şu anda biraz son yapılan protestolar, İsrail hükümetine karşı yapılan gösterilerde de bunu görüyorsunuz. Artık eskisi gibi değil. Yani insanlar kayıtsız şartsız şuna iman etmiyor İsrailler. Ne olursa olsun biz inancımız gereği Yahudi devletimiz var. Kudüs'ü alacağız, Mescid-i Aksa'yı alacağız, Süleyman Mabedi'ni dikeceğiz. Ne olursa olsun buradan gitmeyeceğiz. Bir temeli üzerine insanlar tutamıyorlar artık şu an orada. Böyle bir birliktelik yok. Artı kendi içlerindeki bahsetmiş olduğum bu farklı mezhepten Yahudilerin kendi içlerinde bir çatışması. Aynı şekilde var. Dolayısıyla o Netanyahu'nun böyle dini argümanları kullanarak, Siyonist argümanları kullanarak o insanları artık bir arada tutamadığını onlar da görüyorlar artık. Bakalım gibi ilerleyen günlerde bu çatışmalar kendi işlerinde bir dağılıma sebebiyet verecek mi? Onu da net göreceğiz. Artı askeriyenin içerisinde yönetim kademesinde de çok büyük çatlakların olduğu da bir gerçek. Ama bu iki riski doğuruyor özellikle. Birincisi farklı ülkelere sıçrama riskini doğuruyor. Özellikle Ürdün, Lübnan, Irak noktasında ki o Irak, Kuzey Irak noktası denize inme politikası olarak da bir Davut Yıldızı boru hattı diyorlar ona. O hattın da açılmasını sağlamak için yapıldığı söyleniyor. Farklı ülkelere sıçrama riski ne kadar var? Farklı ülkelere sıçrarsa 3. Dünya Savaşı başlar mı? Benim kanaatimce farklı ülkelere sıçraması yani ufacık bir şeye bağlı, kıvılcıma bağlı. Evet. Yani şu an herkes diken üstünde. Bugün çevre ülkeleri konuştuğumuz zaman herkes bu savaşın kendilerine intikal etmemesi için uğraşıyor. Şu an savaşı durdurmak değil. Yani İsrail Filistin savaşını durdurmak ya da Gazze'deki insanların hayatını kurtarmak için uğraşmıyorlar.
Çünkü bu yani İsrail sınırı dediğiniz, yani bugünkü Filistin sınırı, tarihi Filistin sınırı birçok Arap ülkesinin ve krallıkla sınır aslında. Hatta yani İran bile sınır diyebiliriz. Çünkü İran'ın Irak ve Suriye üzerinden ve Lübnan üzerinden Filistin'e komşu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu birçok ülkeye sıçrama potansiyeli olan bir savaş. Bunu durdurmak için aslında şu an diplomasiyi yürüttüklerini söyleyebiliriz. Filistin'le biz aslında deniz üzerinden de yani komşuluğumuz var. Bize de sıçrama ihtimali var. Zaten bir iki adım geriye gittiğimiz zaman İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar bir büyük İsrail yani hayali var. Arzım Mevut dedikleri yani söz verilmiş, işte onlara vaat edilmiş topraklar olarak. Yani İsrail aslında Gazze'deki ve diğer Batı Şeria'daki operasyonlarını tamamlamış olsa bir sonraki hedefi civar ülkeler ve belki de Türkiye'de bu işin sonunda hedef olabilir. Ama burada daha elindeki İsrail bütün imkanlarıyla rağmen Filistin direncini kıramadığı bir noktada tabii ki onlara, oralara bu şeyi, savaşı taşıma cesaretini göstereceğini ben düşünmüyorum. Yani nereden büyük bir şey içerisinde olduklarını, şok içerisinde olduklarını anlıyoruz. Bugün kaçıncı gün mesela diyelim 22. ki 22. gününde bile hala kara operasyonunu başlatamadı İsrail. Sadece havadan bombalamakla ve de başlattığında işte, da cesetleri zaten zaten şey bekliyor. Yani ben ilk günden bizim Filistinli soldaşlarımızla irtibata geçtiğimde şunu sormuştum. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz olayı? Vallahi biz dediler dört gözle İsrail'in kara harekatı yapmasını bekliyoruz. Yani hatta o da zor gibi gözüküyor. Yani çünkü İsrail biliyor bunu. Yani girdiği andan itibaren orada büyük bir yani kıyımla karşı karşıya kalacağını, yani askerlerinin telef olacağını çok iyi biliyor. Belki de yani esir vereceğini, yani böyle hani daha fazla kayıp vereceğini bildiği için kara harekatına cesaret edemiyor. Burada işte şunu yapmaya çalışıyor. Acaba bombardımanlarla, yani bu katliamlarla ben oradaki Filistinli işte mücahitlerin direncini kırabilir miyim? Bunları ben mesela Mısır'a doğru sürebilir miyim? Onu yapmaya çalışıyor. Bunu da başaramadı. Filistinliler dediğiniz gibi yani 5 dakika sonra öleceğini bile bilse yerinden kımıldamıyor. Yerinden hareket bile etmiyor. Diyor ki ben burada doğdum ve burada da öleceğim diyor. Ben çünkü buraya bir misyon amacıyla hayattayım ve benim için en büyük şeref şehit olmak diyor. Kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim burada. Yani İsrail şunu da yapmaya çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, işte Biden'ın ziyareti, işte İngiltere ile temaslarında Macron'un diliyle şunu duyduk. IŞİD'e karşı oluşturulmuş uluslararası koalisyonu Hamas'a karşı kullandırmanın peşindeler. Aslında çok tehlikeli bir cümle. Yani. Evet. Burada yapmaya çalıştıkları şey şu. Uluslararası bir güç kurup Gazze'ye o şekilde saldırmayı planlıyor. Çünkü İsrail, ben oraya saldırdığım zaman daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağım diyor. Ve bu İsrail devletinin de belki yok oluşuna giden süreci de başlatır. Ama buna alternatif olarak işte Amerikan askerlerini, işte uçak gemilerini, yarın işte ne bileyim Fransız askerlerini, ne bileyim İngiltere ya da bilmem başka ülkelerin askerlerinden oluşan bir uluslararası koalisyon oluşturup ve Gazze'ye bu şekilde müdahale ederlerse olayın boyutu 3. Dünya Savaşı dediğiniz noktaya kadar da varabilir. Çevre ülkelere de sıçrabilir ve bizim yani şu anki bölgemiz, öyle söyleyeyim, yani her an böyle kapsamlı ve uluslararası bir savaşa girme yani şeyinde, eşiğinde, yani ufacık bir kıvılcımda bu bütün bölgemizi, hatta dünyayı diyelim, büyük bir savaşa da götürebilecek bir riski var. Ama en fazla korktukları şey de şunu söylüyorum. Ne Mısır'dan, ne Ürdün'den, ne işte Suudi Arabistan'dan korktukları tek şey Filistinler. Peki şunu da eklemekte fayda olur diye düşünüyorum. Çin ve Rusya etkisi. Yani Çin ve Rusya açıkçası bu işten çok memnun oldular. Çünkü Amerika'yı bu bölgede bataklığa sürüklemek istiyorlar. Yani başlarına gelen şey, Ukrayna'da başlarına gelen şeyin aynısında Amerika'nın başına gelmesi için de bence gün saydıklarını tahmin ediyorum. Yani şu ana kadar... Yani Rusya bu, köken olarak Yahudiliğe mi, Hristiyanlığa mı daha yakın bir
soya sahip. Yani onlar Hristiyan Ortodokslar ama evet, onların tek şeyi kendi çıkarları. Yani çünkü başka bir şey düşündükleri yok. İsrail'in içerisindeki bazı Yahudiler Rusya kökenli de ondan dikkatini çekiyor. Zaten şu anki İsrail'i kuran Yahudiler bütün yani hı, bizim Rusya ve Doğu Avrupa'dan gelen Doğu Yahudiler Avrupa'da, yani evet, evet, şey değil yani bizim batıdan gelen Yahudiler değil ya da bizim kendi evet, coğrafyamızdaki Yahudiler değil yani. Bunlar Rusya ve Doğu Avrupa dediğimiz özellikle de yani batıda hayat şansı bulamayıp da sürekli doğuya doğuya yani göçüp oradan sonra da en sonunda da Theodor Herzl tarafından işte bugünkü Filistin tarihi Filistin topraklarında toplanan Yahudiler. Bunların Filistin yani gelmeden önceki durakları şeydi bugünkü Rusya ve Polonya o coğrafya yani Macaristan buna benzer ülkelerden geldiler buraya. Yani Filistin daha doğrusu şöyle söyleyeyim Rusya ile ilişkilerinin olmadığını söyleyemem. Yani öyle bir tarihi ilişkileri var. Ama boyutunu düşünmek yani hani onu analiz etmek biraz zor. Çünkü işin içerisinde birçok parametre giriyor. Ama ben mutlaka Rusya'nın bu işin içerisinde tek çıkarını düşündüğünü söylüyorum. Ne Filistin'i düşündüğünü söyleyebilirim ne de Yahudileri düşündüğünü söylüyorum. Orada istediği tek şey Amerika'nın burada meşgul olması, yani bir savaşa sürüklenmesi, belki bir Afganistan, belki bir Vietnam hadisesi öyle daha yani yaşamasını istiyor. Oradan aslında kendi işte ne bileyim çıkarını korumaya çalışıyor. Çin'in bölgemizdeki birinci derecedeki kaygısı ekonomik kaygılar. Yani Çin'in bölgede birçok yatırım var. Biz aslında sessiz bir istila dediğimiz şey Çin gerçekleştiriyor. Yani birçok ülkeyle ekonomik işbirlikler içerisine girmiş vaziyette ve en büyük arzu ettiği şey de şu. Biliyorsunuz yani son zamanlarda birçok böyle kalkınma yolları çıktı. Yani Çin buradaki temel kaygısı kendi İpek yolunun yani kendi kontrolünde olması. Amerika'nın işte Irak üzerinden ya da ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hindistan'dan getirdiği o baharat yolu falan bunların açıkçası rafa kaldırılmasını istiyor. Tek o kendisini kurmuş olduğu İpek yolunun aktif hale gelmesini istiyor. Kendisi de dediğim gibi ekonomik gayelerle yani sahiplerle hareket ettiğini söylüyorum. Yani tabii ki İsrail'in savaşa girmesi ve orada başının belaya girilmesi birçok bu aslında o alternatif yolların da ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani bu yandan da baktığınız zaman Çin'in de içine buradaki bir savaş, Amerika'nın bu bölgede yani savaşması, savaşın içerisine girmesi Çin'in de faydasına olacağını düşünüyor. O yüzden yani bir yandan işte bizde tavşana kaç işte kuzu ya da tut diyorlar ya. Yani o şeyi oynuyorlar. Yani Putin ve işte ne Xi Jinping yani bunun şeyindeler yani şu an açıkçası derinde çok da bizi düşündüklerini çok kesinlikle da Filistinliler düşündüklerini düşünmememiz lazım. Yani öyle bir şeyler de yok zaten. Çünkü onların da en fazla zulmettiği kesim yine Müslümanlar. İşte Çin Doğu Türkistanlara zulmediyor. Zaten Rusya'nın yapmış olduğu zulmün haddi hesabı yok ve bizi düşündüklerini kesinlikle düşünmüyorum. Evet, kısaca şunu da alayım ondan sonra hocama yöneleceğim. İslam ülkeleri kendi aralarında özellikle hadi Türkiye'yi çıkaralım. Türkiye ayrı bir şeyler var İngiliz politikasından dolayı. Gerçi kendi aralarında da İngiliz politikası olduğu kesin. Şeyi özellikle mesela Katar diğer ülkeler, diğer Arap ülkelerini etkileyebilecek kapasitede mi? Kendi aralarında etkilenecek bir Arap ülkesi var mı birbirlerini tetikleyecek? Ya Katar daha düne kadar bu ülkeler tarafından ambargoya maruz kalmış bir ülke yani. Yani ellerinden gelse Katar'ı boğacaklar. Yani bir i̇şte, karıştığı da boğacaklar yani. Çalışıyorum. Aslında burada esas sorum İngiltere'nin Arap ülkeleri üzerindeki etkisi. Yani en fazla işte burada görüyoruz yani birbirlerine doğru düşmüş vaziyetteler. Yani şu an ben mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte ne diyelim veliahtı mı diyelim işte yani bugünkü işte Muhammed bin Zeyd en fazla ihtilaf ettiği kişi bugünkü Muhammed bin Selman'la ihtilaf halindeler. Aynen. Yani bu çok gün yüzüne çıkmasa da yani alttan alta birbirlerinin sürekli altına oynadıklarını biliyoruz. Yani Sudan'da savaş çıkarttılar bunlar. Yani doğru, işte Yemen'de savaş çıkarttılar bunlar. Yani belki böyle hani medyanın karşısına çıktıkları zaman basının karşısına çıktıkları kardeş zaman böyle gülücükler dağıtıyor ama alttan alta birbirleriyle yani o kadar şey kavga ediyorlar ki bu da ister istemez işte İslam dünyasını etkiliyor. Yani aynen, bir yandan öbürü işte finans ederken evet, birbirimiz bu de yani aynen, barış içerisinde değiliz yani ne liderler seviyesinde bir barış var özellikle de o körfez ülkeleri içerisinde ne de yani açıkçası söylemek gerekirse halklar arasında yani o eski dayanışma eski o bütünleşme falan kalmış vaziyette maalesef şu an çok uzaktayız yani bugün hani en basit bir meselede bile şu an anlaşma halinde değiliz yani o yüzden yani Arap dünyası aslında
ki o İslam dünyasında ben çok bir ciddi bir bize yönelik yani ne diyelim iyi bir düşünce, iyi bir adım falan geleceğini tahmin etmiyorum. Yani birçok şey zaten talimatını İngiltere'den aldığı için krallar, şeyhler. Dolayısıyla yani en fazla bizim batıdaki gelişmeleri takip etsek bize daha faydalı diye düşünüyorum. Kraliçenin cenazesinde gördük zaten tabloyu. Evet. Köle gibi bindirilip otobüste cenazeye götürüldüler. Şimdi hocam biraz önce de sormuştuk, atlamayalım diye tekrar etmek istiyorum. Bireysel olarak ya da STK'lar olarak hangi kurumlar savaş suçu mahkemesine başvuruda bulunabilir? Kural açısından. Şimdi yani barolar gitti. Barolar vurur. Barolar vurur efendim. Bununla birlikte bütün STK'lar vurur. Başvurabilir. Başvurulabilir. Başvurabilir. Ama tabii başvurmanın ötesinde sonuç almak önemli. O bakımdan işte bakalım, deneyeceğiz. Yani en azından dava çok. Sayın Cumhurbaşkanımız bir çalışma yapılıyor. Yani Türk devleti bir çalışma yapıyor. Mutlaka. Bir çalışma yapıyor, bakalım ne olacak. Ya zaten Türkiye'nin dış politikası reaksiyoner bir tutumdan aktif bir pozisyona geçti. Özellikle baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Hakan Fidan'ın işte bu yeni hükümetin kurulumuyla beraber çok aksiyoner bir tutumda şu anda. Hakan Fidan'ın çalışmaları özellikle mekik tokuyor resmen. Yani Arap ülkeler arasında, yurt dışında, her türlü noktada, hatta bir yandan da Rusya noktasında da hareket ediyor. Siz bu noktada baktığınızda hükümetin özellikle Filistin üzerindeki politikasına baktığınızda ne kadar süreç alır diye tahmin ediyorsunuz? Çünkü bugünkü konuşma çok gizli mesajlar içeriyordu aslında. Şimdi tabii bu hususlar çok önemli, çok ciddi meselelerdir. Yani belki de gene fazla açık konuştu diyebileceğim bir Sayın Cumhurbaşkanımız. Kesinlikle. Diyebiliriz. Efendim, Hazreti Ali Efendimizin bir sözü vardır. Sirruke esiruke. Sırrın senin esirindir. Feizâ tekellemte, eğer sen onu söylersen, sirte esirehu. Bu sefer sen onun esiri olursun. Esiri olursun. Olursun. Aynen öyle. Onun için tabii biz bu hususta yalnız olduğumuzun şuuru içerisindeyiz. Ama biz bu hususta sorumluluğumuzun da efendim farkındayız. Mesulüz biz. Efendim, yine Sayın Cumhurbaşkanımız orada bir cümle ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Selçuklu Osmanlı pratiğinin güncellenmiş halidir. Ha, biraz geriye bakınca ya hocam o senin dediğin gibi değil. Efendim, Rabbimin takdiri, halkın tercihi, tasarrufu şu anda sorumluluk üstlenen kişilerin gayretleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ifade ettiğim gibi, Selçuklu ve Osmanlı'nın güncellenmiş halidir. Ve 100. yılına giriyor yarın. Ve 100. yılına giriyor. Tabii burada şu, biz hani gelenin keyfi için geçmişine kalkıp söylemez, dil uzatacak kişiler değiliz biz. Biz kökü mazide olan atiyiz. Yahya Kemal'in dediği gibi. Bizim kökümüz bizim mazimizdedir. Bizim kökümüz çok derinliklerdedir. O nesnel hukuk dedim ya, bak bir örnek vereyim size. Şimdi bizim Anadolu'da efendim gençleri, evlatlarımızı baş göz ederken bir taamül vardır. Efendim, bunun kökü nereye dayanıyor biliyor musun? Vallahi ben hukuk tarihiyle meşgul oluyorum. Bunun kökünü ben Hunlar'da gördüm ya. Kız isteme, şekli şemaili aynı. Başlık parası. Oradaki adı başlık parası değil. Hani biz tenkit ediyoruz ya başlık. Ya kardeşim, bu kökü mazide bunun. Efendim, bir kısmı istemeye giderken veriliyor, ondan sonra efendim
bayram geliyor, mutlu günler geliyor. O mutlu günlerde aynen bizim Kurban Bayramı'nda burada kurban edeyim gibi. Efendim Kınalı Koç'u nişanlısının evine gönderdiği gibi aynısı gönderiliyor. Gibi. Bak efendim kayınvalideye damat para veriyor. Bunun adı ne biliyor musun? Süt hakkı. Yani nesnel hukuk var mı? Var. Şimdi bak ama problem şurada. Fransız sosyopolitik kendi nesnel hukuku içerisinde kendi mevzuatını üretirken üretiyor. Alman üretiyor. İngiliz üretiyor. La bırakın beni bu ada. Ben de üreteyim. He? Aynen öyle. Yok. Ben ne dersem sen onu yapacaksın diyor. Lozan'da dediği gibi. Dolayısıyla ama bak bunları konuşuyoruz. Bunları bundan 20 sene önce, 30 sene önce konuşamazdık. Bunları konuşuyoruz. Ben farklı bir şey söylemiyorum. Tamam kardeşim. Nesnel hukuk yani sosyal olgu, halkın yaşayış tarzı, kabulleniş tarzı, geçmişe dayalı kabulleniş tarzı ve o kabulleniş tarzının ortaya koymuş olduğu pratik sosyal sonuçlar. Bunlar göz önünde bulundursun. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sorumluluğunun farkındadır. Efendim bizim ruh ve manamızı besleyen, örfümüzü, değerlerimizi besleyen ana kaynaklarımız, diridir, evet. Devrededir. Bakın şimdi geçmişin hakkını yemeyelim ha. Cumhuriyetin ilk yıllarında efendim Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk talimat vermiştir. Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaptırmıştır. Bizim kültürümüzün, değerlerimizin ana kaynağı, kabullenişimizin, gönlümüzün, ruhumuzun gıda kaynağı, ana kaynağı kitap. Kitab-ı Mukaddes. Ve bu döndürülmüştür. Herkesin anlayacağı dile döndürülmüştür. Orada da çok önemli. Burada söylemek isterim onu. Efendim, yani beklentiler hangi yönde olmalı? Allah rahmet eylesin. Efendim Ahmet Hamdi Yazır diyor ya Elmalı Hamdi Yazır'a 11 tane madde ilk baskının ön sözünde vardır bu. Öyle zannediyorum ki 7. madde tabii o dönemlerde efendim materyalizm etkin. Çok büyük. Çok etkin. Kevniyattan bahseden ayetlerin tefsirinde maddiyun nesebine cevap verilecek diyor Mustafa Kemal. Ve yine 8. maddesinde efendim itikada yönelik ayetlerin izahında, yorumlanmasında İmam Maturidi'nin belirlemiş olduğu ilkeler itikatta mezhebimiz, mezhep imamımız. Tevilatul Kur'an esas alınacak diyor. Evet. Amelde de efendim İmam-ı Azam, İmam-ı Azam Hazretleri'nin efendim görüşleri esas alınacaktır diyor. Ve ondan sonra efendim Musa Kazım Tecid-i Sarih bizim temel kaynaklarımızın ikincisi de nedir? Sünnettir yani peygamberin. Sahih-i Buhari. Evet. Yani artık bakın bu, siz bu emperyalist güç var ya bu Siyonistler. Bunlar kendi basın organları ile beraber aldılar. Bizi yönlendirirler kardeşim, yönlendirirler bizi. Niye? Bakın gayet açık. Kaç kişi efendim Hamas efendim zorla toprakları elinden alınmak istenen, topraklarını zorla elinden almak isteyenlere karşı hem canını hem malını hem toprağını kurtarmak için organize olmuş bir mücahit. Mücadele ve cihat örgütüdür dedi. Niye demiyor onlar? İşte o dış organizasyonun desteği. Propagandası doğrultusunda. Propagandası doğrultusunda. Kesinlikle. Hocam Tarık evet. Hocam orada bir şeye değinmişti. Uluslararası arenada batılı ülkelere Hamas'ı sürekli terörist diye
lanse edip terörle mücadelesini meşru haline getirmeye çalışıyor. Çok büyük savaş. Aynısını siz dediniz ya, Türkiye'de de bazıları terör örgütü dedi. Şimdi dış basında bunu kullanıyorlar. Mesela Mahmut Abbas El-Fetih yönetimi Filistinleri temsil ediyor diyebilir miyiz biz? Diyemeyiz. Ama El-Fetih'in, Hamas'ın, Mahmut Abbas'ın Türkiye'nin lehine hoşumuza gitmeyen bir cümle sarf ettiği zaman uluslararası medya ve Türkiye'de bazı medya kuruluşları Türkiye bu kadar Filistin'e destek olurken Filistin bizi arkadan vurdu. Yani onların açıklamasını Filistinlerin tamamına mal ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki bir takım siyasilerin Hamas terör örgütüdür ifadesini dünya basınında Türkiye'de Hamas'a terör dedi şeklinde bir algıyla önüne koyuyorlar bunu. Kesinlikle. Çok önemli bir örnek. Bizde yıllarca Arap saçı, işte kara kediyi gördüğümüzde Arap, hep Arapları kötüleyecek olan, işte Araplar bizi arkadan vurdu dedirtecek olan bütün söylemler söylendi. Bir Arap düşmanlığı verilmeye çalışıldı. Bir Filistinlere de onlar sizi sömürdü. Evet. Kafasında bir algı yönetimi yapıldı. Şimdi son 5-6 dakikaya girdik. Burada önemli olan birkaç cümlenizi almak istiyorum. Ben ilk defa gençken, meslekte çok gençken, daha yeni başlamışken Shimon Peres bir barış ödülü aldı. Nobel barış ödülü aldı bu adam. Niye aldı biliyor musunuz? Yani sözde barış, değil mi? Filistinlere ve Araplara hayvan dediği için aldı aslında. Benim kafamdaki soru işaretleri burada zaten doğmaya başladı. İsrail'in tarihine baktık, işte Filistin'in tarihine baktık ama son olarak ne yapılması gerekiyor? Birkaç cümleyle evet. Hepinizden alacağım bunu hocam. Evet. Ondan sonra da programı kapatacağım. Ben bu anlatacağımı belki ilk defa bir televizyon programında söylüyorum. Daha önce söyleyen oldu mu o toplantıya katılanlardan bilmiyorum. Hocam Ayasofya'nın açıldığı gün açıldı. Cuma namazı eda edildi. Ondan sonra Eyüp'te STK'ların katıldığı, Sayın Numan Kurtulmuş'un katıldığı bir toplantı yapıldı. Yemekli toplantı. Ha, ben de oradaydım. Ben de oradaydım hocam. Hmm. Orada, orada hiç unutmuyorum şu ifadeyi çünkü hıfz ettim onu. Numan Bey çıktı şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki biz her zaman bir acı olduğu zaman toplandık. Doğu Türkistan'da bir acı olduğu STK'larla bir araya geldik. Filistin, Gazze bir araya geldik. Suriye bir araya, bir kere de sevincimizi paylaşmak için bir araya gelelim. Ayasofya'mızı açtık, sevincimizi paylaşmak için geldik bir araya, hamd etmek için geldik bir araya dedi ve ilave etti. Bundan sonraki hedefimiz Hazreti Ömer'in, Selahattin Eyyub'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Abdülhamid'in bize emanet olan Kudüs Şerif'tir. Aynen hedef bu orası. İfadeyi kullandı. Aynen, evet. Şimdi orada, özellikle orada kullanmasının altındaki nedenlerden bir tanesi bütün Türkiye'nin en büyük STK'lar diyeceğimiz bütün kurumları oradaydı. Dolayısıyla burada biz STK'lara çok görev düşüyor hocam. Kesinlikle. Bir toplantıda şunu ifade ettim. Eylemler, yürüyüşler, şunu yapalım, çatı kuruluş STK toplantıları. Dedim ki biz 20 sene önce bütün STK'larımız, derneklerimiz, tarikatlarımız, cemaatlerimiz bir araya gelip deseydik ki adına Kudüs operasyonu dediğimiz 7'den 70'e bütün öğrencilerimizi, çocuklarımıza bir Kudüs aşısı, onlara bir Kudüs hedefi, Kudüs gayesi önlerine koyup yetiştireceğiz deseydik 20 sene sonra bugün çok başka bir yerde olabilirdik. En azından Kudüs'ün ne olduğunu anlatabilseydik kesinlikle. Dolayısıyla buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Aman çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Tarık Bey. Ben Hazreti Ali'nin bir sözüyle aslında bu kısma cevap vermek istiyorum. Diyor ki yani hani bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından o zulmü duyurun diye. Bizler meselenin aslında yani bir günlük bir mesele olmadığını farkında olmamız lazım. Ve Kudüs meselesinden yani Filistin meselesinden davasından hiçbir şekilde elimizi çekmememiz lazım ve en önemlisi de heyecanımızı ve motivasyonumuzu bitirmememiz lazım. Yani şu an 2-3 gündür falan şeyimiz iyi. Bundan önce de zaten geçen haftalarda da Maltepe'de bir miting olmuştu. Oldu, evet. Bunların arkası gelmesi gerekiyor. Yani küçük çapla her cuma namazı sonrası, her hafta sonu, her organizasyonda bizim bu mücadeleyi, bu katliamları yani hem Hamas'ın vermiş olduğu mücadeleyi duyurmamız lazım. Motivasyonu yüksek tutmak açısından hem de oradaki katliamları da dünya kamuoyuna ulaştırmamız lazım. Bu bizim hem STK'lar seviyesinde hem de devlet nezdinde olması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı, işte Dışişleri Bakanımız, yani bütün toplumlar
toplantılarda aslında bir Filistin faslı açmaları gerekiyor. Ama şov diyenler de çıkıyor ama neyse. Ya şimdi anlatmazsak ne yapacağız? O zaman unutup üstüne yatmış olacağız. Yani anlatmayalım mı? Birileri şov diye diyecek diye. Yani birileri istismar ediyorsunuz diyecek ya, diye tabii. Davamızdan vaz mı geçelim yani? Bunlara tabii gülüp geçmek lazım. Yani bunlara aynen bakıp da öyle yani hareket edeceksek vay halimize diyelim yani. Biz bildiklerimiz zaten hak yolunda olduğumuza inancımız tam. Yani biz bugün oradaki insanlarımızın oradaki yani şanlı mücadelenin kesinlikle yani bir Yahudilere karşı ya da belli bir insan topluluğuna karşı olmadığını biliyoruz. Kendi topraklarını savunan, kendi halkını savunan, kendi namusunu, kendi izzetini savunan bir insanlar. Yani Hamas kalkıp da işte ne bileyim dünyanın öbür ucundan gelip de buradaki Yahudileri öldürmüyor. Tam tersine yani Yahudiler doğru yani birçok yerden toplanıp geldi ve oradaki Filistinleri öldürüyor. Yani burada Yahudiler huzur içerisinde Osmanlı döneminde yani 400 yıl boyunca yaşadı. Yani Yusuf İslam da buna dikkat çekmesi önemli bir diye aslında bugün konuşmasında. Kesinlikle. Yani burada bütün insanlar yani bütün dünya inançlarına sahip olan Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanı burada barış içerisinde bütün inancını yerine getiriyordu. Biz tekrar o günleri sağlamamız gerekiyor. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Celal Hocam son efendim son cümlem her iki arkadaşımın da ifade ettiği gibi akıl için yol birdir. Kamuoyu oluşturmak bu hassasiyetimizi önce evimizde eşimizle paylaşmak, çocuklarımızla paylaşmak, sonra bunu sokağa taşımak işte bu gösterilerle bu mitinglerle beraber genel olarak kamuoyunu geliştirmek. Türkiye'den başka bu işin sahibini hiç kimse beklemesin. Kesinlikle. Hiç kimse beklemesin. Biz bu sorumluluğu duyuyoruz. Eskiden büyüklerimiz nasıl duymuşsa bugün de biz duyuyoruz onu ve bunun gereğini yapacağız. Yani kendi içimizde nesnel hukuku, kamuoyunu o kadar geliştireceğiz ki bu taşacak, dışarıya taşacak. Türk İnşallah. Dünyasına taşacak, Balkanlara taşacak, Libya'ya taşacak, Mısır'a taşacak. Ve Akif'in bir iki cümlesini okuyayım. Lütfen. Bakın, kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım. Ama severim mazlumu. Severiz mazlumu. Severiz mazlumu. Severiz Kudüs'ü, severiz Gazze'yi ve elinden tutup kaldıracağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel ağzınıza de sağlık. Evet, bu sözlerin üzerine çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum ama sadece bir ricam var. Orada şehit olanlar için fatihanızı eksik etmeyin. Orada yaşayan mazlumlar için, orada sıkıntı çeken mazlumlar ve masumlar için de dualarınızı eksik etmeyin efendim. İyi geceler.